Modanın tanımını baştan yazan, tarzın ve şıklığın adresi doya doya modada haftanın final günü geldi çattı. Yarışmacılarımızın final heyecanı yüzlerinden okunurken alışveriş için çoktan yerlerini almışlar bile. Günaydın kızlar. Günaydın. Haftanın finalinde nasılsınız bakalım? Bomba gibi. Hayır, bilmiyorum. İyiyim. Ben çok iyiyim. Bugünün konseptini biliyor musunuz? Avantgard. Avantgard'ın ne olduğu hakkında bir araştırmanız oldu mu? Evet. Ödevinize çalıştığınıza göre bugün alışveriş için neredeyiz? Paris. Banu, sen hala kendine gelemedin mi? Dünden sonra normal olarak üzgünüm tabii ki de bugün biraz. Yani ben kendimi ifade etmeye çalıştım. Gerçekten içimdekileri çok söyledim. Ve bugün tabii ki de ben yarışı bırakmadım. Gidene kadar ben burada yarışımı sürdüreceğim. Ve burada kalmak için yine elimden gelen her şeyi yapacağım bugün de. Bugün elinizden gelen her şeyi yapmanız için bütçenizi arttırdık. Alışveriş bütçeniz tam tamına 1200 lira. Süper! Haftanın final alışverişi için Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süreniz başladı. Siyah elbiseyle geldi. Çok kolay deyip almadığım bir şeyde benden daha yüksek puan aldı. O zaman sen orada oturup sen mi puan vereceksin Hülya? Merhaba. Sineci. Ablam zamanın var mı? Bir tek benim kıyafetimi yapıyor. Tamam. Vaktimi alma. Evet. 2 dakika boş bırakmaya gelmiyor. Hemen her yerdesiniz ya. Süt mısır var, süt mısır. Aa, beni tanıyor musunuz? Almam gereken kadar kumaş aldım ama kumaşım da yetmemiş. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Ağlamak insani bir duygu. Ben de daha önce yırtık elbiseyle çıkmak zorunda kalmıştım. Beni de burada kimse vuramaz. Vuramadım. Tamam. Niye sen senin ağladığın sebepler de ortada, benim ağladığım sebep de ortada. Günaydın Hülya. Günaydın. Cuma günlerini çok seviyorsun sanırım Hülya. Cuma günlerimiz gerçekten çok eğlenceli, çok keyifli geçiyor. Bugünkü konseptimiz bildiğin gibi avantgard. Ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Avantgard, kumaşlar yerine çeşitli materyallerin kullanılarak hazırlandığı bir giyim tarzıdır. Genelde defilelerde gördüğümüz bir tarzdır bu. Avantgard konseptinde nereye gidiyorsun peki? Ben bir defilenin baş mankeniyim ve bu defilenin verdiği mesajla insanların birbirine bu kadar kabalaştığı bir dünyada nezaket mesajı verip nezaket isteyeceğim insanlıktan. Başlayalım mı o halde? Hadi başlayalım. Günaydın Nihan. Günaydın de ses. Dün nasıl geçti senin için? Dün çok güzel geçti. Banu'ya sadece birazcık üzüldüm ama onu da hallettik, konuştuk kendisiyle. Bugünün konseptinde aklında neler var? Ben bugün çevre kirliliğine dikkat çekmek istiyorum. Çöp yerine başka bir yerlere atılan çöplerden inanılmaz rahatsız oluyorum. Arkadaşlarım da çok iyi bilir benim ne kadar hassas olduğumu bu konuda. Bu yüzden kesinlikle bir mesaj vermem gerekiyorsa çevre kirliliği konusunda mesaj vermek istiyorum. Bir an önce de alışverişime başlamak istiyorum. Dışarı hadi gidelim. Günaydın Banu. Nasılsın? Gün hoş kadın. Bugün biraz üzgünüm ve dünden sonra benim üzgün olmam kadar normal ve olağan bir şey yok. Bugünün konsepti için ne düşündün peki? Her insan içinde birçok kişilik vardır. Her insan içinde birçok ben vardır. Ve benim içimdeki ben de hata yapabilir, hatasından ders çıkarır. Ama ben bugün içimdeki kişiliklerden sadece birini çıkaracağım. Ve ben bu konseptime içimdeki ben ismini koydum. Ve içimdeki benle ben bugün sahnede olacağım. Günaydın Tina. Günaydın. Çiçekler açmış. Böcekler açmış. Nasılsın bugün? Toparladın mı kendini? İyiyim tabii ki, toparlandım. Güçlüyüm. Dün dedim ki Tina yeter artık, yerinden kalk. Çünkü sen kötü olunca insanlar iyi olmasını zannediyor. Bugün için aklında nasıl bir konsept var? Hani her zaman her kapı kapalı, her yer siyah olunca bir nokta kalıyor ya. Bir umut noktası diyelim. Karanlıkların içinde beyazlardan bahsedeceğim. Alışverişe başlayalım mı o halde? Evet, hemen bu tarafa doğru koşuyorum. Tamam mı? Günaydın Aleyna. Nasılsın bugün? Çok iyiyim, çok mutluyum. Avantgard konsepti için aklında nasıl bir fikir var? Çiçeklerle alakalı bir şey yapacağım avantgard konseptinde. Mesajım da şu şekilde. Benim için her insan çiçektir ve her ne kadar kötülük de olsa, negatiflik de olsa yeniden yeşermeyi herkes hak ediyor. O yüzden çiçeklerin de her zaman ne kadar solsa da yeniden yeşerdiğini biliyoruz. Bugün tamamen bunu temsil etmek istiyorum yaptığım konseptle ve bu durum
durumdan gerçekten çok keyifliyim. Hazırsan alışveriş başlasın mı? O zaman gel birlikte biraz çiçek bakalım dış ses. Günaydın Zeynep. Nasılsın bugün? Bomba gibiyim. Puanlarını hesapladın mı? Puanlarımı hesapladım. Şu anda birinciyim. Bugün de kolyeyle taçlandıracağım birinciliğimi. Avantgard konseptinde nasıl bir tema düşündün peki? Bugünkü konseptimde kadına şiddete hayır temalı bir defilede yürüyeceğim. Bana göre kadınlar bir çiçektir. Kadınlar çok naiftir ve bu konuda herkesin çok anlayışlı olması gerekir. Şimdi ne yapıyoruz o halde? Şimdi hemen alışverişe başlıyoruz. Günaydın Yağmur. Nasılsın bugün? İyiyim. Dün birazcık stresli bir gündü benim için. Yani Banu'nun kombininden sonra benim kombinim sonuncu olması biraz hem üzüldüm hem de şaşırdım açıkçası. Burada olurum veya olmam ama bugün elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Bugün konseptinde nasıl bir mesaj vermeyi düşünüyorsun? Ben bugün saflığı, iyi niyeti, temizliği böyle gerçekten bunu temsil edeceğimi düşünüyorum. Güzel olacak bence bugün. Peki şimdi ne yapıyoruz? Alışveriş. Hadi koş. İlk mağazama geldim. Bakın rengarenk böyle bir abiye mağazası burası. Buradan star parçamı almayı planlıyorum. Sonra üstünü süsleyeceğim onu. Neler yapabiliriz? Bakacağız. Bizim için birkaç alternatif kombin gösterebilir misin? Gösteriyorum. Buyurun. Gel. Belki de böyle gelinlik gibi bir şey giyerim. Kim bilebilir? Beyazlar içinde görecek miyiz seni? Evet tabii ki. Beni beyazlar içinde göreceksin. Dış ses de. Yani bu bir teklif mi? Anlayamadım şu anda. Sadece kombinini merak ediyorum diyelim. Hemen gir. Dördüncü haftada ilk defa bu kadar yüksek puanlar aldı. Dün her dükkanda görebileceğiniz siyah elbiseyle geldi. Ben onu defalarca kez gördüm ve bu çok kolay deyip almadığım bir şey de benden daha yüksek puan aldı. Onun yaptığı kombini ben daha önce aynı renk çanta, aynı ayakkabıyla zaten yapmıştım. Siyah elbise giyip kaç puan aldığım seni ilgilendirebilecek bir durum değil. Bana verilen puanlar jürimizin takdiri. O zaman sen orada oturup sen mi puan vereceksin Hülya? Benim yükselişim Hülya, Aleyna ve Tina'ya kesinlikle dert oluyor. Kendi aralarında da sürekli bunu konuştuklarından çok eminim. Bugün Yağmur'la bir konu konuştuk ve bana dedi ki senin bu kadar iyiye gidiyor olman onları çok rahatsız ediyor. Onlara çok dikkat et. Başka bir kombinin var mı peki? Bir şeyler daha bakacağım. Sen beni bir iki dakika rahat bırak. Ben şu topukluyla yürüyemiyorum zaten. Geleceğim biraz. Merhaba. Ben sizden bir tül istiyorum. Siyah istiyorum. Pelerin gibi bir şey yapmak istiyorum. Yani pelerin olur değil mi bundan? Ha, iyi tamam süper o zaman. Sen bana 4 metre verir misin? Olur. Ne kadar metresi? 35 lira. Yardımcı olursunuz değil mi hanımefendi? Çok teşekkür yapalım. Ederim. Ben aldım indirimi. Tül için ne kadar ödüyorsun buraya Nihan? İyi tamam hadi ben seni kırmayacağım. Teşekkür ederim. Fişini de alıp çıkalım hadi. Ablacığım çok teşekkür ederim. Bay bay. Upuzun kollu bir elbise yapacağız. Kolları yere kadar uzayacak. Kuyruğu da o şekilde. Hani üst kısmı şöyle olabilir. Ya onu ne kadar hızlı yapabiliriz? Yapamaz mıyız? Şöyle evet. Bayağı bir zaman isteyelim. Ay. Arkadaş yapacak. Ay bir yere ayarlamışlar yapacakmış. Çok sevindim şu anda. Dış ses neresi bu arada? Çarşının içinde hemen taraf edeceğim şimdi. Tamamdır. Banu, bu kadar şeyi aklında tutabilecek misin? Ay dış ses bilmiyorum. Biraz sen, biraz ben tutacağım. Ay teşekkür ederim çok gerçekten. Siz yola koyulun, biz sizi takipteyiz. Hadi gel dış ses gidiyoruz. Ama önce Tina'nın alışverişi ne durumdaymış ona bakalım. Tarlatan var mı? Tarlatan var. Siyah var mı peki? Beyaz var. Beyazını görebilir miyim? Tabii. Tarlatanın fiyatını öğrenebilir miyiz? Ne kadarmış? 85 ile 80 lira sayın. Daha az veremez. Hadi 75 lira sayın. Abim kıyamaz bana. Şimdi ne yapıyoruz Tina? Ve fişimi alıyorum ve gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun böyle Aleyna? Dış ses çiçeklerle oynuyorum. Çiçekler enerjiye iyi geldi sanırım. Evet iyi geldi çünkü her zaman yenilikten, her zaman sıfırdan başlamaktan beslenirim dış ses. Biliyorsun bugün konseptimde kısaca sıfırdan başlamak. Çiçeklerine karar verebildin mi peki? Çiçeklerime hala karar veriyorum dış ses çünkü fazla fazla alacağım için iyice bakmam lazım. İzin verirsen ben biraz bakayım, sen de biraz diğer kızlara git ne yapıyorlar mı? Sonra gel bana söyle tamam mı? Sana laf taşıyacak değilim Aleyna. Merhaba. Bana evet. Kalın saten kumaş lazım. Tamam. Beyaz ve kırmızı. Nasıl bir kombin var aklında Zeynep? Tamamen bir yelek yapmak istiyorum. Beyaz kalın satenden etrafını her yerini çiçeklerle kaplayacağım. Kırmızı saten kumaştan da beline kuşak yapacağım. Bu tonda bu kalınlıkta yok mu? Yani bana kalın saten lazım. Fiyatı nedir peki bunun? 70 lira. Peki bir şey soracağım. Mesela ben bunu terziye götürdüm. Derse ki bu olmaz, kalın olur. Değiştirebilir miyim? Sorabilirsiniz. Tamam, onu da alayım. Zeynep kumaşları terziye götürürken Yağmur da soluğu kumaşçıda alıyor. Evsem'e uygun kumaş alacağım. Sonrasında terziye gideceğiz. Bunu istediğim forma getireceğiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin.
Hoş buldum. Ben biraz kumaşlara bakıyorum. Ondan sonra size geleceğim hemen. Yağmur, sen kumaşını seç. Biz de Nihan'ın neler aradığına bakalım. Şimdi siyah bir pelerin yapacağım abla. Sence bu olmaz bu. Hani değişik bir şey istiyorum ama. Ha, güzel bu. Bunu şey yapabilirim değil mi? Tabii, tüle böyle bağlayabilirim. Hayalet iple. Evet, hayalet. Süper. Ablacığım, o zaman ben bir metre istiyorum bundan. Çok teşekkür ediyorum. Dış ses şimdi alacağımız başka bir şeyler daha olabilir tabii ki. Bir gezip bakmak istiyorum. Biz diğer yarışmacılarımızın yanına gidiyoruz o halde. Tamam, çabuk gelem, tamam mı? Banu, bakıyorum da yüzünde gülmeye başlamış. Ay, dış ses, o kadar mutluyum ki abla bana yardım ettiği için. Çünkü bugün buna çok ihtiyacım vardı. Biliyorsun, moral olarak biraz kötüydüm. Hanımefendinin başına gelenlerden haberi yok tabii. Ay abla, sorma benim başıma neler geldi. Şöyle gideceğiz. Geldi işte ben ablayı anlatırken. Benim eski yarışmacı arkadaşlarım var. Artık arkadaşım değil, eski arkadaşlarım. Abla, ben bu arkadaşlarım tarafından sırtımdan vuruldum. Bunlar beni takip etmiş. Bot var mı diye sadece mesaj attım. Yani mağazaya gideceğimden değil, öyle bir boşluğuma geldim. Geldi işte terziye giriyoruz. Bir de sürekli beni çekemiyorlardı. Giydiğim elbiseleri gidip alıyorlardı hemen. Aynı gün aynı elbiseleri giyiyorlardı. Ben de gittiğim yerlere gidiyorlardı. En başından beri yapıyorlardı bunu. Lafını bölüyoruz ama geldik değil mi? Dış ses terzinde de gelmişiz. Hadi gel girelim. Bakalım Tina'nın alışverişi ne durumda? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Tina. Aa, beni tanıyor musunuz? Evet. Ya. Merakla seyrediyorum ve seni çok beğeniyorum. Çok teşekkür. Ya, sizi çok sevdim. Teşekkür ederim. Tek favoriniz Tina mı yani? Ya, kızların hepsi çaba sarf ediyorlar, uğraşıyorlar. Ne diyelim? Ben... Bak, demek ki yok. Sadece benim ismini söyle. Abim, tüy istiyorum. İçeride hemen solda. Hadi gel, tüylere bakalım. Tina, tam olarak nasıl bir şey aradığını anlat istersen. Hanımefendi sana yardımcı olabilir. Abla, hani bu çubuklu tüyler var ya, onları nereden bulabilirim? Tavsiyelerden. Tamam, o zaman buradan çıkalım o zaman. Peki sizde siyah tarlatan var mı? Onu da astar bölümüne bakacağız. Astar bölümüne. Biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. 495. Abi, birazcık daha indirim olur mu? Size yapabileceğiniz rakam 475 lira. 475, tamam, olur. Tamam, bunları paketleyelim o zaman. Şimdi nereye gidiyoruz Aleyna? Dış ses, şimdi kumaşçıya gidiyoruz. Hadi git, bekle beni, geliyorum. Bay bay. Ablacığım, merhaba. Ben böyle yelek tarzında bir şey diktirmek istiyorum ama saten kumaştan, üstünde tele olacak. Bu kumaşlardan hangisi olur? Kalın kumaş bu olabilir. Bu olmaz mı? Onun kalını varsa o da olur ama bu biraz ince düşer, dökümde dökülür. Peki telaları istediğim gibi, yani böyle dik durur mu? Çok kalın tela kullanılırsa. Ya ben istiyorum ki yelek gibi olacak, böyle kollarını geçireceğim yelek gibi giyip ama üçgen kapanacak. Evet, kruvaze olacak. Ortasında da... Kemer. Evet, kemer olacak çünkü biraz yaka kısmı da olacak. Çiçeklerle dolduracağım içini. Bu olmaz mı? Ben renk olarak bunu beğendim. Bu biraz perde kumaşı gibi geldi bana. Tamam, olur. İçin terasını biraz sığ top kullanırız, olur. Tamam. Kaç metre alayım peki? 2,5 metre olur. 2,5 metre. Satenden mi alayım? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Şimdi organze kumaş istedim. Beyaz olacak. Elbisem de beyaz olacak. Gelsin bakalım nasıl, merak ediyorum kumaş. Bu mudur? Aa, ay evet. 2 dakika boş bırakmaya gelmiyor. Hemen her yerdesiniz ya. Öyle olacak tabii Zeynep ya. Abla, ne yapalım, tamam, başka yani? Abla, tamam, vaktim yok. Hiç uğraşamayacağım. Ablacığım, hemen şuna bir bakabilirsek çok vallahi sevineceğim. Vallahi ben de. İkiniz de beyaz elbise mi diktireceksiniz? Kızlar. Benimki beyaz elbise değil, çok farklı bir konsept. Benimkisi bembeyaz bir elbise. Ben bundan, evet, cool bundan 2,5 metre istiyorum. Bunun kırmızısından da 1,5 metre istiyorum. Ne kadar demiştin abla bunu, metresini? Bana ne olur? Çünkü ya... 5 lira olacak hepsi. Abla, çok değil mi? 4 metre istiyorsunuz. Ama indirim yaparsın. Yaptım işte. Düz yap ya. İnanın yapamam. Yaparsın, ne olur. Yani. Bak, hızlı, gerçekten hızlı. Lütfen. Ya, dur, hadi. Sen kendi sonuncusun ya, beni de mi çekmeye çalışıyorsun? Ablacığım, şey, lütfen. İnan, yok, ancak bu kadar. Tamam, hemen alayım o zaman, çok hızlı. Hadi hemen alsın abla. Yağmur bugün herhalde melek olmaya karar verdi. Gidiyor ya, melekler her gibi gitmek gibi istiyor. Zeynepciğim. Yağmurcuğum, gördüğün gibi burada melekler barınamıyor her maalesef. Evet, o da doğru aslında. Evet, onu doğru diyorsun. Bunu gördüm. İlk yanaştığın arkadaşlarından anlamam. Bunu lazımdı. Orada gördüm zaten. Bana hak burada verdin melekler mi? Verdim hayatım. Hak verdim mi? Teşekkür verdim, ediyorum. Verdim. Çok teşekkür yani. Ediyorum. Karar verebildin mi Zeynep? Ne yapıyoruz? Şimdi hemen kumaşlarımı alıyoruz ve terzide görüşüyoruz dış ses. Kolay gelsin. Bunu alabilir miyim ben? İndirim yapıyor musunuz? Buyurun o zaman. Çok teşekkür ettim. Kolay gelsin. Bakalım Banu'nun alışverişi ne durumda? Şimdi hemen kumaşlarımı öğrenip gidip alayım. Kumaşın ve buraya ne kadar ücret ödeyeceğimi de bir öğreneyim. Şimdi kumaşın esnek bir kumaş olsun. Hı hı. Ya ben bir kağıt kalem alabilir miyim? Yazayım, unutmayayım hiç. Sen notunu alırken biz de Tina'nın yanında alıyoruz soluğu. Bak, tarlatanda kabarık durmasını istiyorsan bunu vereceğim. Yok, normal dursun. Çok kabarık durmasın.
Nasıl oldu? Çok yakıştı Tina. Bakayım bu hayal değil mi? Kristal. Evet. O petek. Tamam. Bu ne kadarmış metresi? 10 lira, 10 lira. Tamam o zaman bundan alayım. Bunu çok beğenmedim. Teşekkür ederim. Bir şey olmaz, ben bunun içine koyarım. Kasada bekliyoruz seni Tina. Abim 50 TL benimki. Tül aldım. Fişimizi de alalım. Fişini de aldığına göre alışverişimize devam edelim. Hadi bay bay. Bugün herhalde kızlar gelmiş. Konseptimizi biliyorsun. Herkes kendi tasarımını yapacak avantgard. Ben de bir tane kırmızı şifon kurdele yapacağım belime. Şifon kırmızı kumaş istiyorum bir. Bir tane de içime astar yapmak için. Tam beyaz değil ama kırık beyaz olabilir. Öyle bir kumaş istiyorum. Bugün neler planlıyorsun böyle Aleyna? Merakımızı cezbettin doğrusu. Neler neler yapacağım hem de göreceksiniz hepsini. Modaya olan bakışını da ortaya koyacaksın anlaşılan. Dilses biliyorsun ki ben çoğu zaman konuşturuyorum burada. Şu an evde en çok tasarım yapan ve jüriler tarafından gerçekten bu beğenilen bir tek ben varım. Nasıl bir kumaş seçeceğini biz de görelim mi? Dilses şimdi şöyle bir kumaş var elimde. Kurdele yapacağım için terziye bir sormam lazım. Bu kumaş telayla tutar mı diye. Gel bir gidelim soralım sonra geleyim abla olur mu? Tamam. Hadi gel. Evet Dilses böyle bir kumaş geldi. Fakat bunun böyle biraz daha matı var mı acaba? Onu soracağım. Matını hemen şeyle izah edeceğim size. Tamamdır. Şöyle tonlarımız. Bu kumaşın metresi ne kadarmış? 2,5 metresi ne kadar bu kumaşların? 100 lira zaten standart. 200 lira. Ne kadar? 250 lira. Bu kumaş konseptin için uygun mu peki? Bu kumaş bence uygun bir kumaş. Bu kumaş olabilir, bu da olabilir. Acaba hangi rengini seçeceğim, ne alacağım? Onu da sen birazdan kasada görürsün. Biz bu arada diğer yarışmacılarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Kararımı verdim. Şimdi Ceylan Hanımcığımla bir pazarlığa oturacağım. Elbisem ne kadardı Ceylan? Elbisemiz 1200. Telerim peki? Telerini ben size hediye edeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim, beni kırmayacağınızı düşünüyorum. 400 TL'ye alsam o beyaz elbise olur mu? Küçük kızım sizi çok seviyor. Hey. Sizi destekliyor. 400'e veriyorum. Çok teşekkür ederim ya. Çok yerimi öpün olur mu? Çok öpüyorum onu da ben. Adı neydi? Ceylan Hanım'ı izleyicilerimiz de merak ediyor olabilir. Bir görsünler Ceylan Hanım ya bence. Çok güzel gözlü bir tasarımcı kendisi aynı zamanda. Yarencim ben de seni buradan çok öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir indirim aldığım için şöyle veriyorum Ceylan Hanım. Bir de fiş rica edeceğim sizden. Gidiyor muyuz? Hadi gidelim artık. Şu samandan alabilir miyim abi? Ne kadar onlar? Tamam sen bana 2 demet verebilir misin? Ne alıyoruz buradan Nihan? Şimdi saman alacağım. Çevre kirliliğine dikkat çekmek istediğim için birazcık kendimi kirletmem lazım. Onun adı saman değil Nihan. Malzemenin ne olduğunu soralım mı? Saman mı bunun adı ne abi ya? Doğal rafya. 20 TL. Teşekkür ediyorum abi. Nihan doğal rafyasını alırken Banu da kumaşına karar veriyor. Kumaşım ne kadar oluyordu toplamda? 430 lira yani. 400 yapsak bana olmaz mı? Doya doya modadan geliyorum ve çok az bütçem var. Çok teşekkür ederim. Şöyle 400 lira bırakıyorum. Tülüm ve astarımı da keselim şimdi. Dişseyi sen de beni bekle sonra da gidelim. Merhaba ablam. Tineciğim. Ablam zamanın var mı? Sana üzücü bir haber vereyim mi? Ablam zamanın var mı? Bugün bir tek benim kıyafetimi yapıyor. Tamam tamam vaktimi alma. Bak bak hemen gitti gördünüz mü? Birazdan ağlayacak ama. Hadi Tineciğim kolay gelsin. Aleyna avantgard konsepti için hızla ölçülerini veriyor. Şimdi ne yapıyoruz peki? Dilses şimdi tekrar kumaşçıya gidiyoruz. Bu renkte bir kumaş alıp geliyoruz. Hadi gel gidelim. Abla geliyorum hemen. Bu arada Yağmur da kumaşına karar veriyor. Evet en son fiyat nedir? 270. Ay çok teşekkür ederim ya. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Çok teşekkür ederim. Şimdi tuhafiyeye gideceğiz. Sonra terziye gideceğiz. Hadi gel. Hülya elindekiler ne öyle? Eldiven mi? Eldiven buldum. Fiyatı nedir acaba? 350 TL ama sizin için 250 liraya indirdik. Biraz pahalı değil mi? Şu an üzgünüm yani. İndirebildikleri fiyat bu. Başka bir şey yapamıyorlar ama mecburen alacağım. Şimdi nereye gidiyoruz? Tuhaf yere gideceğiz. Küçükken de o tuhafiye hep tuhaf yer derdim. Oradan kendimi saçıma, başıma, koluma, elime bir sürü şey alacağım. Kafamda görüp almak istiyorum. Tuhafiyede biraz işimiz uzun sürebilir. O yüzden çok vakit kaybetmek istemiyorum. Hadi gidelim o zaman. Hülya tuhafiyeye doğru yola koyulurken Nihan da ayakkabı seçimine geçiyor. Evet seçtim bir ses. Pelerin giyeceğim için biraz da beni kaldırsın istedim. Böyle heybetli heybetli yürümek istedim podyumda. Çünkü biliyorsun ki konseptim kirliliğe dikkat çektiğim için onu da elbisemin altından da gözükmesin istiyorum. Bunu da boyayacağım. Ayağındakilerin fiyatlarını öğrenelim mi? Soldaki ayakkabımın fiyatı 119 TL, sağdaki ayakkabımın fiyatı da 75 TL. Kararını verdiysen kasada buluşalım mı? Evet ben kararımı verdim Dilses. Hadi kasaya gidelim. Ne
kadar ödüyorsun ayakkabına Nihan? Fiyatını öğrenebilir miyim? İndiğimde ürün 150 liraya düştü fiyatı. Bana? En son seni kırmalık adına 100 TL alacağım. Ben de seni asla kırmıyorum, 100 TL veriyorum. Ama fişimi verirsin değil mi? Dış ses bir tane sprey almamız lazım. Ben kesin unuturum, bana unutturmazsın değil mi? Bana güvenebilirsin Nihan. Kesin unutturmazsın dış ses. Bunun için çaba harcayacağını bile biliyorum ben. Neyse tamam, ben yazdım. Kolye için mücadele eden sensin Nihan. Unuttun galiba. Ben gidiyorum. Görüşürüz efendim. Kumaşlarımı da aldım, hemen geldim. Ya doğru bir tercih. Modelini şöyle kuplu yapıp aşağısını da dar inecek. Bu kol hiçbir şekilde elime gelmedi, elimi göstermeden böyle aşağıya doğru inecek. Ha. Arka kısmı biraz uzun kalacak, kol da aynı arka kısmı da eşit olacak. Bu arada ne kadar af, bir taş. 2 saat, 2,5 saat. O kadar zamanın yok maalesef Banu. Nasıl yapacağız ya, yapmamız lazım. Ben sana yardım etsem falan bir şekilde. Tamam. Tamam. Bu arada Tina hala kendi işini yaptıracak bir terzi arıyor. Sen bir yap ya, ne olursun. Zamanım yetişmiyor. O tarlatanın üstünü döndüreceğim. Bir bakayım hayatımda. Tamam. Hadi yine iyisin. Çıkar bakalım malzemelerini hızlıca. Bu tülüm, bu tarlatanın beyazlığını kapacak sadece. Bunu etek olarak sadece keseceğim, bir lastik dikeceğim. O kadar. Fiyatını da soralım istersen Tina. Çok seviyorum seni. Ne kadar oluyor? 100 lira. Tamam. Sonunda Tina'nın yüzü gülüyor ve biz de Aleyna'nın alışveriş macerasına eşlik ediyoruz. Ablacığım ne kadar bu? 35 yeterli. 35 TL'cik. Bugün aksesuar alacak mısın peki? Ne o? Çünkü makyaj, saç yeterli olacak. Çünkü ben başta başına bir tak alacağım. Şimdi nereye gidiyoruz? Tekrar terziye gidiyoruz. Artık terziden çıkıyoruz dış ses. Şimdi de Zeynep'in yanındayız. Ablacığım şöyle bir şey istiyorum. Bana yakalı bu şekilde duracak, böyle gelecek ama şurası dik duracak. Çünkü ben şu içini komple çiçek dolduracağım. Hanımefendi bunu sana ne kadara dikecekmiş peki? Ablacığım bunu bana ne kadara dikeceksin? 200 lira. 200 lira. Aşkım onun için telasını da alacağım için. Trafik 270. Çok pahalı. Eyvallah. Çok eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Anlaştığınıza göre şimdi ne yapıyoruz? Biz şimdi hemen ablama ben ölçülerimi veriyorum. Ablam dikmeye başlıyor. Ben de ondan sonra elbisem için aksesuar aramaya başlıyorum. Hemen ölçüleri verelim o halde. Ablacığım sana parayı da veriyorum. Biz de bu arada diğer yarışmacılarımızın alışverişine bakalım. Bunun beyazını alabilir miyim, beyazını? Bununla ne yapmayı düşünüyorsun Yağmur? Şimdi ayakkabıma şöyle topuklu ayakkabımı doğrulayacağım. Kaç metre alacaksın? Biraz daha büyük alayım. 2,5 yaparsan. 5 metre yaparsan. Hemen terziye gideceğiz buradan, tamam mı? Karar verdiysen kasaya gidelim mi? Hadi o zaman kasada görüşürüz. Bebek istiyorum. Şu bebekler var ya. Bunlar konuşur aynı zamanda. Bunun fiyatı ne kadar peki? 80 lira. Ben bundan 2 tane almak istiyorum ama bunu sen bana ne kadara verebilirsin en az? Tanesi 100 liradan olur. Tamam, ben bundan bir tane alayım. Tabii. Çünkü benim çok az param var. Tamam. Bir tane bundan alıyorum dış ses. Hadi gel kasaya gidelim. Ne kadar ödüyorsun oyuncak bebeğine? 180 liralık oyuncağıma 150 TL ödeyeceğim şimdi. Şöyle vereyim. Çok teşekkür ederim. Hadi gel dış ses, gidelim. Bunu kapıda gördüm, bunu istiyorum. Tamam. Ne kadarmış fiyatı? 100 liradır. Geliş yeten seyahat. 75 lira. Abim ya. Abim tüy var mı? Tüy var. Bunlardan bak, o beyazdan 2 tane istiyorum, var mı? Var. Tamam. Bunu alıyorum. Bir tane de sen oradan ver. Otrişler ne kadarmış? Tüyler ne kadar? 100 lira tüyler. 175 mi veriyorum? Eksik parçan kaldı mı Tina? Ayakkabı ve bodim kaldı. Çanta almayacaksın sanırım. Çanta almayacağım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, görüşürüz. Aradığın elbiseyi buldun mu peki? En güzel konsepti nasıl gösterilir? Bunu göstereceğim arkadaşlara. Bunun için de tabii ki elbisemi seçiyorum şu anda. Bir ses. Evet, bunu deneyebilirim. Hadi kabinde görüşelim. Hoş geldin Nihan. Hoş buldum dış ses. Elbise aramıyor muydun sen? Dış ses, şimdi ben siyah elbise dedim ama siyah olsa yeterli. Tulum da olabilir, pantolon, gömlek de olabilir, tişört de olabilir. Yani önemli olan komple simsiyah olması. Anlatabiliyor muyum? Tulumun fiyatı ne kadarmış? Tulumumuzun fiyatı 380 TL dış ses. Dış ses, ben gidip üstümü değişip hemen geliyorum. Evet, ondan sonra işte böyle olaylar oldu ve ben çok üzüldüm, çok ağladım. Ne yapıyorsun Banu? Yeni arkadaş buldum kendime. Nihan ve Zeynep kıskanmasın bu durumu. Onlar benimle dertleşmedi, benimle sorunlarım hakkında konuşmadılar. Ve ben de kendime yeni arkadaş buldum ve onunla konuşuyorum dış ses. Peki, sohbetinizi bölmeyelim o halde. Nerede kalmıştınız? Dün öğle olunca ben de ağladım. Sonra Nihan'la Zeynep gelmedi yanıma, özür dilemediler benden. Ama belki bugün özür dilerler. Ne diyorsun? Kıkıklanıyorum.
Komik değil. Dış ses bu bebek gülüyor. Sen en iyisi eski dostlarına geri dön Banu. Bu arada zamanın azalıyor. Hemen bir kırtasiyeye koşacağız ve koş dış ses. Sen hala bir şey bulamadın mı Hülya? Buldum bir şey. Saçıma falan yaparım. Belki ne bileyim eldivenlerime böyle yaparım. 2 metre alayım dursun kenarda. Bugün arka planda epey işin var anlaşılan. Bugün var ya make-up'lar, kuaförler coşacak yani. Her yer bugün coşacak. Buradan alacağın başka bir şey var mı peki? Var, ben birkaç şey daha bakacağım. Sen git. Ama öncesinde diğer yarışmacılarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Siyah badeniz var mı? Aslında fena değil bu. Bir de bunu bakacağım. Bu da böyle bir şey, acaba olur mu? Deneyecek misin bunları? Evet, şimdi hemen gidip deneyeceğim. Üzerinde görmek için seni bekliyoruz o halde Tina. Body aramıyor muydun sen? Evet, bunu body yapacağım. Böyle de kullanabilirim çünkü aslında eteğin içine girer. Her türlü kullanabilirim ama çok güzel. Fiyatı ne kadarmış peki? 250 TL'ymiş. Şimdi indirim yapacağız. Bu elbiseyi alıyor musun? Şimdi bunu alıp çıkıyoruz. Ayakkabı alacağız. Hemen terziye gideceğiz. Yani sadece ablacığım sen bunu 2 kat yapıp şuraya dikmen bana yeterli bundan. Ben başka bir şey istemiyorum. Gelince seninle bir fiyonk denemesi yaparız burada. Bu çok geniş olur ama fiyonk için. Şey yaparız işte, diyorum ya. Eğer ki olmazsa istediğim gibi tekrar ben bunu böyle yapar fiyonku öyle atarım. Sorun tamam, değil. Peki. Ama bu kalınlıkta bir kalsın. Tamam. Elbisen de zaten tek kat yapacağım dedin. Tamam. Parça kalırsa ne olur bana biraz ayır da ben bir astar yapayım kendime onunla. Tamam. Ne zaman alacaksın tüm bunları peki Aleyna? Abla ben 50 dakika sonra geleceğim ama. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Şimdi ayakkabıcıya. Ne kadar toplam? 35 TL. 30 lira versem olur mu? Bakın başka yemin ederim yok. Maalesef. Tamam, o zaman şuradan 35 lira alırsanız sevinirim. Bu gidişle terziye geç kalacaksın Yağmur. Evet, şimdi hemen terziye gideceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Hadi koş dış ses. Bana çok acil bir kırmızı boya lazım. Ne kadar bunun fiyatı? 25 lira. 25 liraya şimdi bunu alıyorum. Şöyle veriyorum. Hemen ayakkabıcıya koşmam lazım. Çok az zamanımız kaldı. Daha gidip terziye yardım edeceğiz. Koş. Ben beyaz şeyler aldım. Neler aldığına bakalım mı biz de? Beyaz çiçek, beyaz otmuş, beyaz tüy. Ben beyaz yapacağım kendim biliyorsun. Ne kadar yapabilirim acaba? Biraz yaparlar. Ben geçen geldim hatırladığınızda. 40 alacaklar, 45 lira için beni kırmazlar. Aa, kırdılar ya, gördünüz. Her zaman beklediğin indirimi alacağını sanıyorsan yanılıyorsun Hülya. Neyse, ne yapalım artık. Teşekkürler, sağ olun, hoşça kalın. Hoş geldin Nihan. Hoş buldum dış ses. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış? Elbisemin fiyatı 350 TL'miş. Uyumlu mu peki? Kombinim için sanki birazcık kısa gibi geldi ama dününkü konseptine çok uygunmuş dış ses, biliyor musun? Çok üzüldüm bunu bulamadığıma. Kızlar Bakırköy'deyken sen Fendi'ye gelseydin keşke. İlahi Nihan, dün dünde kaldı artık. Bugün için yeni bir kombinin var mı? Başka bir kombinimiz yok dış ses. Ben kararımı verdim zaten. Kasada görüşelim mi? Kasada görüşelim Nihan. Ben elbisemi alabilir miyim? Ne kadar ödüyorsun elbiseni? Elbiseme 550 TL ödüyorum bir ses. Hemen ödeyeyim. Fişimi de alırsam gideyim. Kolay gelsin. Ben gittim. Ablam, ben onu denediğimi seçtim. Ne kadar vereyim? 25 liraya anlaşalım. Fiş alayım lütfen. Teşekkür ederim, sağ olun. Dış ses, sana bir şey söyleyeceğim. Benim canım çok mısır çekti. Hazır yolumuzun üstündeyken alalım o zaman. Abi mısır ne kadar? 10 lira ama size ikram yapabilirim. İkram ediyor dış ses. Abi çok teşekkür ederim. Süt mısır var, süt mısır. Çok da güzeldir süt mısır. Dış ses, ben şimdi mısırımı alıyorum, sonra alışverişe devam ediyoruz. Ne renk çiçek arıyorsun Zeynep? Her renk arıyorum. Peki kaç tane alacaksın? Çok fazla çiçeğe ihtiyacım olacak dış ses. O yüzden de biraz uzun sürecek çiçek seçmem. Biz seni kasada bekleyelim o halde. Kasada görüşürüz dış ses. Çiçeklerini seçtin mi Zeynep? Evet seçtim, şimdi fiyatta anlaşacağız. Son. 500'den. Bir tane de küçük hediye et o zaman. Tamam. Küçük beyaz hediye.
Eksik parçan kaldı mı peki? Sadece ayakkabım kaldı dış ses. Çiçeklerine ne kadar ödüyorsun peki? 300 TL verdim. Amca fişimi de alayım. Tamam hadi teşekkür ederim. Hayırlı işler. Terziye yetiştim valla. Az daha yetişemeseydim sanırım buraya biri gelecekti yani. Evet. Çok şükür geldim. Şansıma bugün şanslı gündeyim. Umarım podyumda da böyle olurdu size. Ölçülerini verdin değil mi? Ölçüleri ben size tamam. Yaptık, hallettik. Tamam. Ne kadar hazır olur? Bir buçuk saat. Ya daha biraz daha. Yarım saat içinde teslim alman gerekiyor Yağmur. Tamam. Teşekkür ederim. O zaman ben hemen bir ayakkabı bakacağım dışsız. Hadi gidelim o halde. Nihan da elbisesine tadilat yaptırmak için soluğu terzide alanlardan. Bir elbisem var. Birkaç parça işi var ama yarım saatte almam lazım. Yapabiliriz değil mi? Çok teşekkür ederim. Dışsız. Şimdi ben elbisemi çıkartamadım. Sana sürpriz çünkü. Sen lütfen sevdiğim yarışmacıların yanına git. Sonra görüşürüz olur mu? Görüşürüz Nihan. Biz de Banu'nun yanına gidelim o halde. Ayakkabı mağazamıza girdik ve hemen çok acil 13 saatim topuklu kırmızı bir ayakkabı istiyorum. Çok az zamanım kaldı. 37 ya da 38. Kaç santim onların topukları? 13. Tamam şu olabilir belki. Diş ses ben bunu deneyeyim ve sonra hemen kasada buluşabiliriz ya da farklı bir ayakkabı bakabiliriz. Sen beni burada bekle olur mu diş ses? Sen seçimini yap. Biz seni kasada bekliyoruz Banu. ₺100 tuttu bu ayakkabılar. Şöyle veriyorum ve fişimi alıyorum. Hadi diş ses. Koş hemen terziye uğrayacağız. Gel diş ses. Banu çantasına karar verirken Tina da ayakkabı seçimine geçiyor. Siyah bir ayakkabı istiyorum ve 39. Bir bakalım modelleri. Dün podyumda yaşananlardan sonra Aleyna'nın tavrı Yağmur'a karşı değişti mi yoksa bize mi öyle geliyor? Değiştiğini düşünüyorum. Çünkü Yağmur bizim yaptığımız ve hatta Aleyna'nın yaptığı şeyi dedi ki yapmadı. Hangi şeyden bahsediyorsun? Yardım etti ya sonra podyuma çıktı dedi ki yok dedi mi yardım etmemiş bana. Onu söylüyorum ondan kastediyorum. Bana yardım etmedi dedi. Bu arada ayakkabın da geldi sanırım. Geldi hadi deneyelim. İki ayakkabı arasında mı kaldın Tina? Bu ikisini giydim. Biraz kararsız kaldım. Ama simsiyah olduğum için bence bu tercih daha doğru olur. Fiyatlarını öğrenelim mi? 250 TL. Karar verdiysen kasada görüşelim mi? Görüşelim hadi. Bu arada Aleyna mısır keyfine devam ediyor. Ben yemeği seviyorum, acıklıyorum ama bir şeye isyan etmiyorum. Hiçbir şekilde şikayet etmiyorum. Sadece evde de sürekli acıktım, acıktım, acıktım diyorum. Ya kendim alıyorum yemeğimi ya evdeki yemeklerden yiyorum. Aleyna afiyetle mısırını yerken Zeynep çoktan ayakkabısını seçip denemiş bile. Bu ne hız böyle Zeynep? Bugün hiç kaybedecek vaktim yok. Ne kaybedecek bir puanım ne de zamanım yok dışsız. Ayakkabılarının fiyatlarını öğrenelim mi? Bu ayağımdakilerin fiyatı 550 TL ama tabii ki indirimsiz ve doya doya modaya özel fiyatları henüz söylemedik. Kararını verdin mi peki? Evet dış ses, kararımı verdim. Şimdi hemen kasaya gidiyoruz. Son param 220 TL. Kırmıyorum sizi Zeynep. Teşekkür ediyorum. Şöyle buyurun Zeynep. Hissettiniz mi bugün kolye alacağımı? Evet. Kolye için değil mi bu indirim? Evet. Aynen. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ablacığım ben bir sürü şey unutmuşum ya. Yağmur yine mi tuhafiyedeyiz? İnce almam lazım, boya almam lazım, bir sürü şey almam lazım. Bakıyorum şimdi ben bunlardan biraz almam gerekiyor. Bunları çünkü ben böyle üzerime falan da yapıştıracağım. Küçüklerden de verebilirsiniz. Evet boy verin bana lütfen. O zaman ben boncuklarımı seçmeye devam edeyim. Kasada görüşürüz. Görüşürüz Yağmur. Ne kadar? Az önce de alışveriş yaptık. Az önce de alışveriş yaptık evet. Buradan. Ya birazcık yani bir şeyler yapın. 200 lira alacağım sizden bu sefer aynı gün 3 lira geldiğiniz tamam, için. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. O zaman dış ses hadi koş hemen terziye gidelim. Sonra ayakkabımıza bakalım. Görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Hadi gel sen de. Alışverişimiz tüm hızıyla devam ederken şimdi de Hülya'nın yanındayız. Beyaz dantel istiyorum. Fransız danteli. Gözlük yapacağım çünkü gözüme böyle biraz sert var mı acaba? Var. Bakabilir miyim? Heh tamam. Şöyle. Bakın buldum bence. Şöyle yapsam. Metresi ne kadarmış peki? Metresi 30 TL.
ben 2 metre rica edeyim sizden. Çünkü paramı çok idare edip kullanmam gerekiyor. 50 TL 2 metre almaya karar verdim. Şöyle vereyim, bir de fiş rica edeceğim. Çok sağ olun, hoşçakalın. Hülya'nın ardından Nihan tamamlanan elbisesi için terziye koşuyor. Elbisemi verdim. Ne kadar yaptın abi en son? 100 yaptım sana. Teşekkür ederim. Buyur abicim. Teşekkür ediyorum, görüşmek üzere. Alışverişimizin bitmesine 10 dakika kala Banu da soluğu terzide alanlardan. Evet işte şimdi terziye geldim. Durum nedir? Ön parçayı yaptım. Şimdi arkayı kestim. Fermuarını takacağım. Kollarını takacağım. Hemen bunun arkasını birleştirelim. Bir şekilde bir şey yapalım. Ben sana hemen parasını vereyim. 5 dakika içinde yetişir mi dersin? Tamam hemen yapalım bunu. Çok tamam, acil. Hadi. Sakin ol Banu. Stresin kimseye faydası yok. Diş ses, ben çok stres oldum. Hemen bir hava almaya çıkmam lazım. Hadi gel diş ses. Evet ablacığım, ne kadar vereyim? 100 lira vermen yeterli. Ben seni destekliyorum, biliyorum. Allah'ım, bu nasıl bir mutluluk. Şimdi ne yapıyoruz Tina? Hadi şimdi ben gidiyorum. Bay bay. Tina'nın ardından Aleyna da hızlıca ayakkabısını seçip denemeye koyuluyor. Bu ayakkabıların fiyatı ne kadarmış Aleyna? 300 TL dış ses ama abim bana yardımcı olacak. Diğerini hiç denemeyeyim. Direkt ben bunu alayım. Terzide kıyafetim var çünkü bir de oraya yetişmem lazım. Kasada görüşelim dış ses. Kasada bekliyoruz o halde seni. Ne kadardı ayakkabımızın fiyatı? 300 lira. Bana ne kadara vereceksin? Bana 250. Abicim çok 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 teşekkür ederim. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Şimdi dış ses terzimize doğru gidiyoruz. Kolay gelsin, bay bay. Ablacığım hazır mı? Evet hazır. Alayım sana zahmet. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz Zeynep? Evet hemen şimdi poşetimi alıyorum. Ablacığım çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ve hemen şimdi kızların yanına toplanma alanına gidiyorum. Sen buluşma noktasına giderken biz de diğer kızlarımızın yanına gidelim. Ayakkabılarımı beğendim dış ses. Fiyatı 110 TL. Peki normal fiyatı ne kadardı? 300 TL'ydi. Çok teşekkür ediyorum o zaman sizlere. 110 TL veriyorum. Ya hızlıca ayakkabısını alıp alışverişine devam ediyor. Görüşürüz, sağ olun. Şu da olabilir. Bu arada Hülya aksesuar seçiminde kararsız görünüyor. Ben ne yapacağım biliyor musun? Yüzük çok pahalı ya. Şunu alıp yüzüğe yapıştıracağım. Şunu alacağım. Yok. Şunlar aynı renk mi? Yardım et bari. Bana aynı renk gibi göründü. Tamam. İşte şunu yüzük yapacağım, tamam mı? Hemen yüzük almam lazım. Bir dakika. Yüzükler nerede acaba? En ucuz yüzük hangisi? Yüzükler ne kadarmış? 10 liraymış. Seçimini yaptıysan kasaya gidebiliriz. Tamam, ben geçiyorum şimdi. Ne kadar acaba? 115 lira. 100 lira yani. Aa, dıta rağmen indirim aldım, görüyor musun dış ses? Doya doya moda yarışmacısı olduğun için seni kıramadılar Hülya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakalım diğer kızlarımız ne durumda? Benim bir ayakkabım var. Onu siyah boyamam lazım. Bunun için en sağlıklı boyayı bana verebilir misiniz? Ben ayakkabımı sorayım. Ayakkabım bu. Aa, tamam. Süper. Aradıklarını bulduysan kasada bekliyoruz seni Nihan. Bunları almak istiyorum. Anne! 30 TL'den yardımcı olursun. Değil mi? Teşekkür ederim. Bir de arkadaşlar da geldi. Onları da mı yaptın? Destek amacıyla bir şekilde yardımcı olurum. Çok teşekkür ederim. Banu elbisen ne durumda? Yetişti mi? Almam gereken kadar kumaş aldım ama kumaşım da yetmemiş. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Gidip bakalım mı terziye, ne dersin? Geldi ses bakalım. Abla bari arkasını falan birleştirelim, bir şey yapalım ya. En azından kıyafetim olsun sende. Yapabiliriz değil mi? Çok hızlı birleştirelim. Biraz sabredersen elbisen yetişecektir Banu. Biz de bu arada Tina'nın yanına gidelim. Bakayım. Tamam, bunu istiyorum ablam. Ne bu kadarmış? Bir parçadır. 2 metresi 30 lira. Tamam, 2 parça ver o zaman. Nerede kullanacaksın bu dantelleri Tina? Kollarımda kullanacağım. Hatta uç parça versen bana onda. Ne kadar oldu? 90 lira. Tamam. Hemen gel. Abim 90 lira olmuş. Ben bunun fiyatını vereyim. Şimdi nereye gidiyorsun? Terziye mi? Evet, hemen çıkıp terziye koşuyoruz direkt. Çok teşekkür ederim. Tina terziye koşarken Aleyna elbisesini almaya gelmiş bile. Ödemeni yaptın mı Aleyna? Listes ödememi şimdi yapıyorum. Elbisemin şeyi bitti ama belki eğer gerekirse evde bir çengelli iğneyle arkamı iğneleyebilirim. Ne kadar ödüyorsun peki elbisene? 130 TL demiştik ablacığıma. Kişimi de alırım. Al ablacığım 130 TL. Listes alışverişimiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz peki? O zaman ben terziden çıkayım. Toplanmaya doğru giderken seninle konuşalım, olur mu? Sen yola çık, biz diğer kızlara bakıp geliyoruz Aleyna. Evet, şurada bir inci var, baksana dış ses. Göster bakalım bize de. Bak bakalım. Bence tam yeterli değil.
sonunda aradığım takıları buldum. Dış ses bunları alacağım. Bunlarla tamamen tamamlanacak konseptim. Kombinim diyorum ama fiyatları bilmiyorum. Fiyatlar toplam nedir? Toplam 215 lira. 200 lira versen direkt. Tamam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ne yapıyoruz Yağmur? Hadi gidiyoruz, bir ses tercih etmemiz lazım. Koş hadi. Haftanın final günündeki avantgard konsepti için geri sayıma başlıyoruz. Hülya aradığı ayakkabıyı bulabilmiş mi bakalım? Beyaz ayakkabı yok mu? Burada. Bu taraftaymış. Beyaz ayakkabı. Merhaba, nasılsın? Teşekkürler, ben deyim. Dene bakalım, ayağında nasıl duracak? Ay hiç olmadı bu. Beğenmedim bunu ben. Hanımefendi sana bir model daha buldu bak. Oo da olur. Tamam. Yalın ayak geziyorum şu anda. Oh be, ayaklarım rahat etti biliyor musun? Keşke başından beri çıplak ayakla gezseymişsin. Aa bu güzel. Buyurun. Ne diyorsun? Bu model olur mu? Evet bu olur. Aa bana geliyorlar. 3 dakika süren kaldığı için olabilir mi? Ama oh, wow diye yürüyecekti. Hadi yürü de endamını görelim. Yasemin Hanım'ın sana tepkisi ne olurdu dersin? Oh wow. Bir dakika içinde kasada buluşalım Hülya. Aldım işte. Ne kadar ödüyorsun ayakkabılarına? Ne kadardı ayakkabılar? 300 TL. Ay alamam 300 TL. İndirim yapın. Bütün kızları ben burada ben indirim yapıyorsunuz. Üzmezsin ki zaten biliyorum. O zaman 100 liraya ver madem. Ay çok iyi değil mi ya? Hiç kendimi yormadan. Pazarlık. Bir dakika. Bunlar kimin? Satılıyor mu? Ayakkabını mı süsleyeceksin bunlarla? Baksanıza. Yaparım yani. Bakın. Ya ne olur. Verirsin sen bana bunları. Ya o kadar seviyorum ki burayı. Gerçekten çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şöyle paramı vereyim. Hadi çantanı atıp çıkalım hemen. İşimi de aldım. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Çöp poşeti var mı acaba? Oo süper. Tamam ben bir bakayım. Aa burada varmış. Tamam aldım. Peki. Bunu alayım. Başka ne olabilir? Ay bana 3-5 tane versen ondan. Bunları üzerine mi yapıştıracaksın yoksa? Evet çünkü bugün çevre kirliliğine dikkat çektiğim için dış ses. Bunları kendi üzerime yapıştıracağım. Ama bu bizim aramızda kalacak, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık Nihan. Başka ne arıyoruz peki? Bir iki tane abur cubur almam lazım. Onların poşetlerini de kullanacağım çünkü. Vallahi var. Şunu alayım. Ay bunlar ne kadar? Onlar 1 lira. Bunları da hediye et ya. Ne olur ki sonra. Ettin, teşekkür ederim. Sağ ol abiciğim. Habisko. 69 lira bir tane fiş bana verirsen sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Teşekkürler. Banucuğum. Ay geldim. Canım sürpriz elbisen hazır. Üzülme. Çok teşekkür ederim abla. Ben gidiyorum çok hızlı bir şekilde. Tamam, görüşürüz. Canım. Banu bir şekilde elbisesini teslim alırken sıra Tina'ya geliyor. O zaman bunu alalım. Tamam. Hemen ödemeni de yaparsan çok iyi olur Tina. Buyurun abla. Teşekkür ederim. O zaman diş ses hadi toplanma alanına. Evet geldim tatlı kadın. Benim elbisemin son hali nedir? Şu anda bitti. Size teslim ediyorum. Tamam çok teşekkür ederim ya, merak ediyorum. Ama tabii diş ses görmesin hemen zamanın gizli gizli. Çok teşekkür ederim. Ödeme yapayım hemen. Ne kadar ödeme yapıyorsun bakalım? Ne kadar benim ücretim? Bak bu kadar param kaldı. Başka hiçbir param yok. Hepsini sana verebilirim. 200, 300, 50 bir de 55 vereyim. Ne olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Poşetini unutma sakın. Hemen poşetimi de alıyorum. Dış ses için ver poşetimi bana. Dış ses hadi gel gidiyoruz toplanmaya, koş. Alışverişin bitti mi Aleyna? Şimdi alışverişimi bitirdim. Çok keyifli ve çok güzel geçti. İlk ben gelmişim. Ah kızlar, vah kızlar. Görüşeceğiz podyumda. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süremizin sonuna gelirken yarışmacılarımız da buluşma noktasında bir araya geliyor. Hoş geldiniz hanımlar. Nasıl geçti alışverişiniz? Çok güzel. Aranızda sesi çıkmayan biri var. Fark ettiniz mi? Kim? Kim? Banu. Ne oldu? Neden? Ay ne yapıyorsun? Hayır ağlamak yok. Ne oldu? Ne oldu Banu? Bugün de gerçekten terzinin gazabına uğradım. Neden? Niye? Eyvah. Elbisemi asla istediğim gibi yapmadı. Sadece önü ve arkası birleşmiş bir şekilde aldım. Hayalimde onun yere kadar uzanan kolları da vardı. Ama en istediğim yeri olmamış zaten. Bu konuda ne düşünüyorsunuz kızlar? Valla üzüldüm Banu için. Ağlamak insani bir duygu. Gülmek kadar da normal duyguların dışa yansıması. Üzüldüm başına böyle bir şey gelmesine. Ben de daha önce yırtık elbiseyle çıkmak zorunda kalmıştım. Senin yırtık elbisenle bu durum bir değil ve beni buradan asla vuramazsın. Bir şey söylemedi Banu. Asla vuramazsın. Yırtı bir şey söylemedi Banu. Sen işte bundan kaybediyorsun. Hayır ben kaybetmiyorum. Bir dakika. Beni buradan kimse vuramaz. Vurmadım. Niye sen senin ağladığın sebepler de ortada benim ağladığım
sebep de ortada çünkü. Canım, siz aynı keseye koyamazsınız. Evet, benim ağladığım siz sebep sağlık sorunlarından dolayı ağladım ve buna güldüm. İstersen konuşma. Sağlık sorunlarının ötürü ne zaman konuşma. Ağladın acaba? Bence fazla konuşma artık sen bu konuda. Hülya Banu ağlarken hala onu iğnelemeye çalışıyor. Halbuki bunu hiçbir şekilde sevmiyordu. Hatta çarşamba günü son anda yetiştirdiğim için Mutlulukan ağlamıştı. Bu sefer karşı takımda neden ağladın işte niye ağladın dediklerini Hülya hemen savunmaya geçmişti. Bu sefer Banu'nun başına geldi ve bununla laf söyledi, iğneledi. Ben asla doğru bulmuyorum. Sözünün arkasında dur biraz. Final günü gerginliği hepinize yansımış belli ki. Peki final için hazır mısınız? Evet! O zaman nereye gidiyoruz? Doya doya oda evine! Bir kişi var aranızda. Çok acayip gelmiş. Şu an karşımda Shakira var. Hatırladınız mı o filmi? Evet. İşte avantgard mı? Avantgard kardeşim. Çiçek kız. Çok güzel görünüyorsun. Avantgard konseptinin hakkını bugün ben vereceğim. Ben acıktım. Ben de acıktım. Bir daha. Anneciğim nereye gideceğiz? Ay canım yavrum diye ben. Bazı olaylar olmuştu sevgili Banu'muzla ilgili. Diskalifiyeye kadar gidebilir demiştik. Boş bir anımda bir yazmıştım. Ve ben buraya geleceğini asla bilmiyordum. Asla affedilemez kurallar vardır. Ve ben seni bu konuda affetmeyeceğim. Konuşamam. Harika görünüyorsun. Konseptin hakkını böyle deli gibi vermişsin. Sıkı bir alışveriş maratonunun ardından saç ve makyaj hazırlıkları için backstage'deki yerlerini alan yarışmacılarımız haftanın finali için son rötuşlarını da tamamlıyor. Avantgard konseptinin hakkını bugün ben vereceğim. Bugün yine her zamanki gibi şıklığımla göz kamaştıracağım. Haftanın finali başlıyor. Sadece şunu 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 takmakla avantgard olunmuyor. Derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır. Sabrettim ben tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Göster kendini yürürken o podyumda. Bu benim bedenim, bu benim modam. Ben özgürüm, özgürken çok güçlüyüm.
kalıpları yıkmaya geliyoruz. Ben nasıl istersem öyle çok güzelim. Modanın bedeni olmaz. Çünkü güzelliğin ölçüsü olmaz. Kalıpları yıkmaya geliyoruz. Kendini çok sev. Evet. Evet efendim. Yerime gideyim. Evetlerime devam edeyim. Hanımefendiler. Beyefendiler. Sevgili çocuklar. Doya doya modaya hoş geldiniz efendim. Böyle oturuyorlar. Hepsi bir değişik, farklı giyinmişler. Sanki tiyatro sahnesinde gibiler. Konseptleri nedir biliyor musunuz? Avantgard. Nedir konsept? Avantgard. Göreceğiz bakalım gerçek avantgardlar mı karşımızda? Nasıl olduklarını. Çünkü final bugün çok önemli efendim. Onu sakın kaçırmayın diyorum. Kimler gidecek? Kim kolye alacak? Ya da kim gidecek? Sevgili Banu'muzun yaptırımı ne olacak? Veya diskalifiye kararı mı var? Banu'muz mu gidecek? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu hep beraber az sonra öğreneceğiz diyorum. Ve bir avantgard kadının yanına, Tina'nın yanına gidiyorum. Tina, gel. Gel kızım. Teşekkür ederim. Gel bakalım. Sağ ol. İran, sevgiler. Diyorum. Evet Tina, nasılsın? İyiyim Urkan Bey, siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizlerle olunca bizler hakikaten bunu konuşuyoruz. Gayet mutlu oluyoruz. Şimdi kızım, sen şöyle demişsin Banu'yla ilgili ya. Ne mana, niye, ne gerek var da söylüyorsun yani. Şimdi Zeynep'le Nihan ondan işte tutmadılar onu. Ama jüri güzel konuşunca onu tekrar tuttular. Ben öyle bir şey görmedim. Nereden çıkardın bunu Tina'cığım? Şöyle bir açıklama yaptım. Dedim ki onlar biraz sert Banu'yla davrandı ama jüri hani bunu bu kadar sert yapmanıza gerek yok diye onlar da biraz daha yumuşattılar. Niye bizde yani sertlik de vardı. Sadece ben çok duygulandım. Benim evet. de bir çocuğum var. Sizler gibi. Sizler yaşında. Bir baba olarak. Bir baba olarak çok duygulandım. Ve Gülşah'ın da fikirleri gayet farklıydı. Ve Allah o da ya. Gayet güzel söyledi. Arkadaşlarım da fikirlerini söyledi. Biraz sonra zaten hepsini tartışacağız. Değil mi kırmızılı kızım? Evet abi. Kamelyalı kadın gibisin bugün. Neyse. Evet. Evet bakalım. Bunu da zaten Banu'nun söylediği için söyledim. Yani o tepkisi bunu söylüyordu. Yani onlar sen biraz... Banu'nun da ayrıca bu arada elenmesini de hak ediyor diyorsun. Elenirse. Elenmeyecek zaten. Diskalifiye edilecek. Eğer cezası elenmekse dedim. Yani cezasını çekiyor. Şimdi bak elenmek puanlarla olur. Evet. Banu'nun yani diskalifiye demek bugün istedim. Diskalifiye de edilebilir. Evet. Hiç sevmediğim bir kelime. Hiç arzu etmediğim bir şey ama biraz sonra zaten hep beraber izleyeceğiz efendim. Şimdi temanı söyle nedir? Çünkü hepinizin belli nereye gidiyorsunuz demeyeceğim. Konu avantgard. Bir temanız var. Nedir bu karşımda tüylerle hok hok gelmişin? Nedir evet. ne? Şimdi ben bu tüyleri çıkartsam bir mutsuz bir insan karşınızda. Mutsuz? Hı hı. Hı hı. Mutsuzluğun içinde umut. Beyaz kullandım onun için. Beyaz tüyler hani biraz daha yumuşak bir şey versin diye, yumuşak bir his versin diye kullandım. Mutsuzluğun içinde umut. Benim Allah mesajım. Allah Allah. Fiyatları da alayım çocuğum. Ayakkabılarım 100 TL. Dantellerim. Ayağıma da bağlamışım. Dantellerimi 90 TL verdim. Terletenimi 75 TL. Neyini? Terletenini. Terleten. Hemen yeri gelmişken söyleyelim o zaman. Tarlatan diye bildiğimiz ve sektörde de hep tarlatan dediğimiz, bugün gelinlikçilere de girdiğimiz zaman, kumaşçılara girdiğimiz zaman, sizin bilmemeniz çok normal ama geçmiş sezonlarda hep izah ettim. Tarlatan dediğimiz zaman evet bize bu gelinliklerin ve kabarık elbiselerin altına giyilen jiponu veriyorlar. Bu jipondur.
tarlatan bir kumaş ismidir. Maalesef ki halkımız bunu bilmediği için jipon dediğimiz zaman konuyu izah edemiyoruz. Buradan da hemen izah etmiş olayım. İçinizdeki bir jipondur. Evet. O zaman jiponumu 75 TL aldım. Tülümü 50 TL aldım. Çiçekleri 80 TL, yanlış hatırlamıyorsam, tam aklımda tutamadım, o kadar şey aldım. Çiçeklerimi 80 TL verdim, tüylerimi 100 TL verdim. Bu tüyün içindeki bir demir tüy var. Tüy dedi, otriş mi diyor? Evet. Bir demir var, tüy, otrişi ona sarmışım. Ona da 10 TL verdim. Anladım. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi bak, bu jiponunun üstüne siyah bir kumaştan yerlere kadar bir etek yapabilirdin. Bunu terziye yaptırdın değil mi bazı evet. şeyleri? Onun üstüne o eklemelerini yapabilirdin. Şu kollarındakini de takmaz. Bu kafandakiyle birlikte çık podyuma yürü kardeşim. Ama burada için görünüyor. Sanki üstüne giyeceğini unutmuş. Ya da eğer böyle şeffaf tül üstündeki jiponun tülse bana göre tabii daha yerlere kadar benim oradaki şeffaflığı göstermeseydin bana. Anladın mı? Kötü değilsin, çalışmışsın bir şeyler ya. Ay bu anladın mı da ben hep kullanırım. Anlatabildim mi? Aslında bunu öğrenme. Bak kaç yaşındayım bunu hala öğrenmeye çalışıyorum. Anladın mı da benim için kötü bir mana değil aslında ama anlatabildin mi diyorlar. Evet. Öyle görmeyi hayal ederdim ama özenmişsin, çalışmışsın, emek vermişsin. Ona göre ben de zaten puanımı vereceğim çocuğum. Ay o kollarına hiç takmasaydın ya. Ha bunları mı? Aa, hiç takmasaydın. Ya da beline hiç takmasaydın. Çok ha. fazla gözüme be onlar. Böyle hepsi karışmış bir şey oluyor şurada bakınca. Evet, ay 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 hepsi karışmış gitmiş. Gülşah'ım. Evet. Hoş geldin Tina. Hoş bulduk Gülşah. En sevmediğim otriştir bu. Çünkü en ucuz materyal. Ama ne yapalım bütçeniz buna yetiyor. Konseptini sevdim. Fikrini sevdim. Ama kombinini beğenmedim. Yani o çiçekler falan evet. Ama o hani jiponun içindeki o teller. Hani o kadar geçmişte kalmış ve de o kadar demode olmuş bir fikir ki. Tabii ki nedense biz avantgard dediğimiz zaman kızlarımızın hepsi tabii bilmedikleri için avantgard yazıyorlar, kostüm yazıyor. Hemen o telleri gözüken jiponları sizin deyiminizde tarlatanları. Giyip geliyorsunuz. Geçmiş sezonlardan da biz bunu çok gördük. Çiçekler tatlı olmuş ama ben o tüyleri hiç sevmedim. Belki sadece saçında kalabilirdi. Hani buradan böyle olmasını beğenemedim. Kasvetli ve kötü geliyorsunuz. Birçoğunuz için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü avantgard giyim her şeyden önce giyilebilir olan bir şeydir. Yani sen bunları çıkarttığın zaman hani bu askıda bir avantgard bir tarz vardır. Hani çok acayip giyinirsin, çıkarsın. Bunların hepsini yaparsın. Ama biraz ölçüyü fazla kaçırdığın zaman konu kostüm balosuna döner. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim Gülşah'cığım. Tina'cığım, biliyorsun ki elemelerde düşük puan evet, aldığın evet. için sen de elemelerde büyük bir ihtimal olma riskin var. Şu an bilmiyorum. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Stresliyim tabii ki. Gitmeyi düşünmüyorum ama... Ama risklisin. Evet, aşkım sen çok... düşünmüyorsun zaten. Onu biz puanlarımızla beraber sana açıklayacağız. Yok, daha doğrusu düşünmek istemiyorum. Stresliyim şimdi. Sadece o onun için muhtemelen dilim de tutuldu. Konuşamıyorum. Bilincindesin. Hı-hı. Riskte. Evet. Olduğunun. Avantgard'ın ne anlama geldiğini Vurkan'cığım zaten söyledi. Senin bir araştırman oldu mu? Evet. Ne demektir avantgard? Üstümdeki şeyleri çıkarttığımda, yani süslerimi çıkarttığımda daha doğrusu normal bir kıyafet altımda var aslında. Şimdi benim de öyle. Yani bunları çıkarttığımda altımdaki bir siyah bir elbise. Okey. Yani kısaca... Ayrıca karışamayacağım, tutamayacağım. Neresi elbise altındaki? Ama biraz yukarı gitmiş oturdum ya. Gitmesin, düzelt. Hep Serdar da söyler onu çıkınca düzeltin kendinizi der. Pardon. Pardon Serdar. Yok yok lütfen.
Yavaş yap canım, düşürüyorsun çiçeği. Tamam, görünüyor şu. Çiçeklerin, tüylerin dökülüyorsun Tina. Resmen. Şimdi zaten avantgardı toplum tarafından alışılmışın dışındaki görüntülerin karşımıza gelmesi gerekirdi. Tabii, bir bütünü kesinlikle. Şimdi burada hem Gülşah'cığım hem Uğurkan'cığımla aynı olduğum fikirler var. Mesela kollarındaki ve belindeki o tişin siyah olmasını isterdim. Eteğinin çok uzun ve daha yoğun bir kumaş ve yerlere kadar uzanan bir etek olmasını isterdim. Dudaklarının siyah olmasını tercih ederdim. Teşekkür ederim. Tina'cığım, ben temanı ve fikrini beğendim. Sadece materyallerde daha destekleyici, daha farklı kullanabilirdin. Ama bu yaptığın şeyi beğendim ben. Bu çiçeklere eklemeni, o tülün inceliğini, içeriden görünen o beyaz çizgileri, içeriden görünen o ipleri. Keşke onu ayak parmaklarına kadar devam ettirseydin mesela. Ama sen de bir numara çekmişsin. Parmak ucuna ne yaptın? Evet. Göster lütfen. Kaldığı danteli ayak parmaklarıma göre yaptım. Orada duruyor. Yani şey değil, bir sadece kumaşı soktum. Anladım. Bravo, bunu düşünmüş olman. Sen moda öğrencisi değildin değil mi? Yok, değil. Araştırdın peki, ilk önüne çıkan herhangi bir resmi mi yaptın? Hiçbirini yapmadım. Resimlerim Emre Bey'de duruyor. Yaptığım şeyler, bu üstümdeki şeyle alakası tamamen yok. Tamamen kendi hayal. Evet. Anladım. Bu zorlu bir konsept bu arada. Hatta bu kadar kısa zamanda nasıl buna hazırlanacağınızı ben dün gece düşündüm açıkçası. Nasıl yapacaklar ve çok merak ettim ne yapacağınızı. Sadece kafandaki o otrişlerin daha fazla olmasını, bileğindekinin en az kafandaki kadar, hani yapmak istiyorsan evet siyah olabilirdi. Ama beyaz katmak istedim. İçindeki o atleti, evet anladım, senin temana bu uyuyor. Evet. Bunu verdiğin zaman bana çalışır. İçinde giydiğin o atleti öyle bir atlet değil de sadece şöyle bir atlet siyah. Buradan tenini de görmek isterdim biraz daha. Anladım. Aslında hiç direkt o tülü görmek, danteli görmek isterdim ama tabii ki uygun olan bu şekilde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, puanlarımızı not aldığımıza göre Tina'yı yerine uğurluyoruz ve Yağmur'u podyuma alıyoruz. Merhaba. Yağmur, pek bir tedirgin baktın geliyorsun. Yok, anlayamadım. Normalde puanları gösteririz de bugün ilk eleme günü olduğu için, hiç daha önce böyle bir yerde olmadığım için heyecanlandım biraz. Evet, heyecandan unutmuş olabilirsin ama unutmamamız gerekiyor. Tabii ki final gününde puanlamayı en son yapıyoruz ve bugün 10 üzerinden değerlendiriliyorsunuz. Onun için dengeler çok fazla ciddi anlamda değişebilir. Sonuncu tabii olan daha ileriye gidebilir. Evet. Daha yukarıda olan daha aşağı. Kimin eleneceği, kimin gideceği hiç belli değil ki bugün çok heyecanlı ve de çok herkesin beklediği çok ciddi stresli bir gün. Bizim de biraz canımız sıkkın. Ama bakalım. Merhaba. Evet Yağmurcuğum. Evet Gülşah Hanım. Konseptin? Konseptim aslında iyilik. Saf bir duygu adı altında bir kıyafet diktirmek istedim. Sen iyilik meleği misin? Yani iyilik meleği değilim ama iyilikle alakalı bir konsept oluşturmak istedim. İyilik, saf, böyle inci detayları kullanmak istedim genellikle. İşte ayakkabımı baştan böyle inciler falan ekledim. Çiçek koydum, tül koydum. İyilik tamam. Daha doğrusu. Keşke kendine beyaz kanat yapsaydın. Yani bütçemiz, bilmiyorum ki ona yeter miydi? Hayır, onu yapabilirdin. Neden? Bütçenle ne alakası var? Alırdın iki tane karton. Onları bir güzel keserdin. O kadar basit ki, karton dediğin kaç para? Yani iki tane kocaman. Yani ya da o kartonlar daha böyle şey, kağıt gibi durduğu için böyle mukavva alırdın. Veya sprey boya ya da şeyi basardın ya da o tüylerle ya da o üstündeki organza ile kaplardın. İki tane kocaman kanat yapardın, bence daha bir tatlı dururdun. Şu anda çocuk dizilerinde oynayan böyle bir sislerin ardından çıkan böyle püf yaptıklarında
gelen böyle oradaki böyle bir, nasıl söyleyeyim, peri mi derler? Sihirbaz. Ne derler? Peri peri, aynen. Yani. Peri. Peri. Böyle onun gibi bir şey ama sadece beyaz renginden dolayı o duygunu verebiliyorsun. O masum ve güzel yüzünden dolayı sen zaten aksi bir şey zaten olamazsın. Enerjin ve sen çok tatlısın. Teşekkür bir kere ederim. Çok güzel gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Ama yüzün güzel gözüküyor. Fakat ben hiç beğenmedim kombinini. Hiç beğenmedim. Bir de hiç sevmediğim bir şeydir parlak kanat organza. Kanat yapmaya çalıştım aslında ama hiçbir şekilde hiç olmadı sevmem. Yani. Parlak organza ya Allah. Evlerden uzak o parlak organze. En aman 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 bak beni hemen kaşın tutuyor. Allah gep yerde var bak kaşıyamıyorum kendimi. Yani beni hemen böyle bir sinir basar böyle bak kaşınırım. Naylon ya o böyle. Benim her şeyim ipek olacak falan. Böyle bir şey. Bu. Saten. Evet saten çok severim. Dün de beyaz bir elbise giymiştim. Satenin duygusunu çok severim. Hı hı. Ayakkabılarım. Ayakkabılarımı arkadaşlar... Göstermişken fiyatlarını da alalım. 110 TL'ye aldım ayakkabılarımı. Yanlarına inciler ve çiçek artı tül koydum. Onlar da 35 gibi bir fiyatı vardı. Kumaşların fiyatı 170 gibi bir fiyatı vardı. Terzide toplam 350'ye diktirmiş oldum. Bunlar inciler toplam 60 TL'ydi. Bunlar normalde uzun şekilde aldım. Bu şekilde sardım. Aynı şekilde buraya da sardım. Bu da toplamda 60 TL'ydi. Onun dışında tüylerim 35 TL. Şuradaki simleri aldım ekstra olarak. Bunlar da bir 30 TL falandı. Bu şekilde güçlü. Peki avantgard mısın? Şöyle aslında araştırdım bayağı. Yani araştırdım, baktım. Günlük hayatta kullanılabilir veya kullanılamayan birçok şeyle karşılaştım arama motorunda. Ve avantgard kostüm olarak evet şu anda kostüm gibi gözüküyor olabilirim ama... Avantgard kostüm diye bir şey yoktur. O zaman siz kostüm balosuna gidiyorsunuz. Avantgard bir tarzdır aynı zamanda. Bir giyim ve bir bakış açısıdır her şeyden önce. Ve de ciddi anlamda ben hayallerinizi zorlayın derken ben size kostüm balosuna gidin demedim. Bugün... bir kişi var aranızda. Çok acayip gelmiş. Ama ben maalesef ki seni beğenemedim. O simlerin, buradaki tüyün bilmem neyim falan. Bunu derken kafamdaki tüylerin de olması güzel bir şey olmuş. Evet, böyle. Tatlı bu tüylerle hiçbir yere çıkamazsın deyip falan. Ah falan diye ben. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Yağmurcuğum. Merhaba Serdar Şu an Bey. Karşımda 1920'ler, 1930'lardan gelen bir genç kızın baloya caz dinlemeye, saçına caz bak balosuna. Yapsaydı tam 30'lar olurdu. Evet. Tabii. Marlene Dietrich. Gatsby gibi olması lazım ama ya. Yani derken. Siz şimdi avantgardlık bir anlamda da futuristik. Yani gelecekten gelmiş bir... Kesinlikle. O daha çok bunu... futuristiğe benziyor bu arada avantgardtan çok. Futuristik. Yo ben onu benzetmedim yok, futuristiğe. Yok ben de ona benzetmedim. Ben benzettim. Ben çünkü benzetmedim. Futuristik bir hani mimarlıktan gelen bir terimdir kesinlikle. Ya. Kesinlikle. Sanatta bu çok sanatta arada. Da evet aynı şekilde ne söyleyeceğini tahmin edebiliyorum ama dinleyeceğim zaten. Ama orada daha kalıplarına sığmayan, daha üç boyutlu kostümlerin oluşu bana göre futuristik. Burada ben seni tabii kostüm balosuna gidiyor gibi gördüğüm için. Aynı böyle, şekilde pardon, ben de öyle görüyorum. Bu arada hiç internet üzerinden araştırma yapmadınız mı? Hayatım hepsini yaptılar, konuyu anlamışlar ama yanlış anlamışlar. En basit örnekler evet. Vermek istiyorum. Hayatım bu nereye girmiş biliyor musun? Eskiden Ruhsar diye bir dizi vardı. Evet evet. Yağmur yağdığında geliyor, dışarıda yağmur da yağmıyor. Araba motoruna baktım. Evet. Ve baktığımda gerçekten çok enteresan şeyler gördüm. Araştırma yaparken zaten bu avantgard tarzında ilk çıkacak kişi son dönemlerde Alman bir tasarımcı Iris Van Harper diye bir kadın. Bir şey sorabilir miyim hocam? Evet. Lady Gaga'nın tarzı avantgard olarak geçiyor mu? Geçer. Tabii ki. Tabii ki geçer. Tabii ki. Tabii ki geçer. Dünyada Lady Gaga, Türkiye'de de Hande Yener'dir. Hı hı. Bunun öncüsü. Hı hı.
Hande Yener, yani siz hepiniz öyle bu kadın ne giymiş diye baktığınız konularda bazen beğenmediğimiz şeyler de oluyor. Bu ucu çok açık bir şey ama Hande Yener'e baktığınız zaman o elektronik müzikle herkes önce eleştirdi, sonra herkes elektronik müzik yapmaya başladı ve önce de devamında önce oldu. Hande Yener dünyada geçen yönetmenim hatırlarsanız bu konuyu aynı bu konsepte yine tartışmıştık. Uğurkan abi hatırlarsın değil mi? Hatırlıyorum. Onun için dünyada Lady Gaga ise o et elbiseleriyle Türkiye'de de Hande Yener'dir. Hande Yener asıl bu kostüm olaylarına en büyük çığır açan yeni dönemdeki, yani yeni dönem derken yıllardır var ama hani bu buydu yani. Sen çok güzel bir şey söylüyorsun şu anda. Yağmurcuğum çok güzel görünüyorsun ama temel hakkında bir şeyler söylemem gerekiyorsa omuzlarındaki daha abartılı olması lazımdı. Ayakkabıların ve çiçeklerin beyaz olması gerekiyordu. Çok üzgünüm. Yasemin'ciğim. Yağmur. Efendim Yasemin'im. Sen şu anda benim için böyle vardır ya, bir anda gider hani Amsterdam'da evlenir, çılgın bir gelin vardır, kafasına onu da takar, pulları da yapıştırır. Çılgın bir gelin gibi görünüyorsun benim için. Tamamen konseptten uzaksın. Teşekkür ederim. Ne haber Yağmur? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Karıştırmışım. Evet. Olabilir. İnciler, ayakkabılar, üstün melek. Bir sürü dönemler de karışmış. Ama istediğim sonuca gelememişsin. Bugün haftanın son günü. Evet, farkındayım. Bugün eleme var çocuğum. Hı hı, farkındayım. Daha dikkat etmeni arzu ederdim. Kadar söyleyeceğim. Sağ olun hocam. Saçını da bugün toplamış. Abi onu söyleyeceğim. Çok yakışmış. Çok da yakışmış. Çok teşekkür. Yağmurcuğum senin yerini alalım lütfen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nihan geliyor. Nihan çöpün düştü. Evet alıyorum hemen. Öf. Zaten temasını olduğun yerlerden düştü. Toplaması da çok normal. Evet. Temaya uygun. Bence yerler abi biraz daha. Nihan çöpün düştü. Hani? Sen yok, de bu teman olsaydı yerlerden mi toplardın? Evet. Aferin. Hayatım bence biraz yerlere at onları. Bak gene kokuttum buraları. Nihancığım ya. Kız o pelerini açma çok kok. Ay vatkalar. Ay. Vatka mı? Bence onları vatka biraz yere at. Toplaya toplaya gel. Evet. Topladım ama. Ama gerçek temanı göstermeyecek misin? Toplaya toplaya gel, at bir iki tane. Gerçekten mi? Bozuyor mu bunu? Gerçekten at bir iki tane, geri git, öyle toplaya toplaya gel. Ve anlat temanı lütfen. Hem toplasın hem anlatsın. Aynen ya. Aynen. Ay niye söküyor? Sökmesin ya. Hayır, poşetindekileri at. O kocaman bir karton. Tamam, iki parça at, öyle toplaya toplaya gel. Heh. Tamam, şunu da atayım o zaman. Kız söktürttün çocuğa. Niye söktürüyorsun? Neyse ay söktürtmedim. Poşetinde bir şey var zannettim. Ay sen kızı bayağı şu anda yani çöp konteynerinden çıkmış gibisin. Zaten kokuyorsun şu anda. Çevre kirliliğine dikkat çekmek istedim ben. Çöpleri çöp poşetine ya da olması gerektiği yere atmamız gerektiğini vurgulamak istedim. Çok güzel teman, çok beğendim. Zaten bence ülkemize saygı göstermek adına yerlere çöp atmamamız gerektiği konusundaki temaya değindiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu deneyimi yaparken nelerden esinlendin? Gerçekten bu temayı yani bu konsepti bize verdiğiniz zaman beynim yandı. Çok korktum. Yapamayacağım yani düşünemeyeceğim. Tabii ki bunu yorumlarınızdan sonra anlayacağım ama gerçekten ne yapmam gerektiğini asla bilmiyordum. Sizinle öğrendim. Çok güzel. Giyilebilir bir şey olup yani o ayrımını kesinlikle öğrendim. Doya doya moda bir okuldur zaten. Evet. Bunu konuşmuştuk. Şanslıyız kesinlikle o açıdan. Çok fazla düşündüm ama saat 3.30'a kadar sonra uyuyakalmışım. Bunlar yoktu aklımda. Hatta ekibimizdeki arkadaşımıza söylememiz gerekiyordu, resim vermemiz gerekiyordu. Benim öyle bir resmim de yoktu çünkü öyle bir şeyim yoktu, kombinim yoktu kafamda aslında. Çok son iyi dakika. Toparlamışsın. Çok iyi toparlamışsın. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Ayakkabımın fiyatı 110 TL'ydi, 100 TL'ye aldım. Elbisemin fiyatı 549 TL. Çöp poşetim, çantam 23 TL. Tülü 140 TL'ydi, 120 TL'ye aldım. Şunu da sanıyorum ki 15 TL'ye aldım. Okey.
bu çöp çöpleri toplarken sanırım kendi yüzüne ve bedenine de tozlar ve kirlenmiş görüyorum çünkü. Çok güzel. Temanı çok beğendim. Kostümün de temana çok uygun. Söyleyeceklerim bu kadar Yasemin'ciğim. Nihan, gördüm seni atölyede nasıl çalıştığını. Yasemin Hanım, evet. Oh wow. Bir ricam var. Pelerinini birkaç saniye eline çıkarmak çok zor mu senin için? Değil. Lütfen. Çöp poşetini inli yere bırakabilirsin. Çantan değil o sonuçta ama çöpleri de yerde bırakmayalım. Tamam, böylece yaklaş. Zormuş, tamam. Saçını da geriye at. Saçlarına bayıl. Nasıl ıslak tuttunuz bu saçı ya? Ben bir türlü ıslak tutamıyorum saçlarımı. Bir gün ben yapayım. Şu an karşımda Shakira var. Hatırladınız mı o klibi? Evet. Var ya. O kadar güzel görünüyorsun ki bu saçın. O klipteki hali değil mi? Oh, wow. Gerçekten beni hani o pelerinin altından diyorum ki bu kızı bir şeye benzetiyorum. Şu anda bu aura, bu boyalar, bu saç, bu siyah. Evet, Shakira'ya benziyorsun. Zaten vücut formun, boyun posun da ona benziyor. Yüzü, onun da yüzü ufaktır. Çok biraz daha basenlidir Shakira. Aşkım Shakira. Ben de. Çok saçın, makyajın, vücudun çok güzel görünüyor ve elbisenin formu da çok güzel görünüyor. Arkanı döner misin? Evet. Kız kafana ne taktın? Yırtmacı. Çöp. Evet. Pardon. Evet. Elbisenin boyu ve yırtmacının formu ile hiç ilgilenmeyeceğim. Temanla ilgileniyorum. Başarılı bir tema seçtin ve bunu böyle tarif edebilirdin. Evet. Güzel yaptın. Güzel yaptın. Peki. Teşekkürler. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Ne haber Nihan? İyiyim hocam. Gerçekten çok iyiyim. Niye? Benim söylediklerimden sonra da iyi mi oldu canım? Estağfurullah. Şimdi iyi ola ola geliyorum. Geliyorsun. Evet yani. Geliyorum. Yasemin Hanım'dan. O zaman önce çok güzel bir şeyden bahsedeyim. Ben kaç haftadır bizlesin? 4. haftadayız. Böyle güzel seni görmemiştim. Demin ne kadar güzel görünüyor. Muhteşem bir güzelliğe sahipsin şu anda. Ama sadece o. Kıyafetle çok yakışmış ama... Böyle bir uyduruk tül, sırtından bunu sallamışsın, üstüne çinleri eklemişsin. Teman tabii ki çok önemli bir tema, güzel bir tema ama biraz daha zengin yapın. Çocuklar, üstünüze alacağınız o ekstraları, işte efendim neymiş, jiponmuş, neymiş, işte böyle bir pelerinmiş, daha zengin görünsün. Bu kadar fakir görünüyor ki. Öyle almışsın kumaşı, buraya yapmışsın, bu üstüne de bir şeyler eklemişsin. Ama sen çok güzelsin, çok hoşsun. Yani bugün sana söyleyecek güzelliğin hakkında bir şey söylemiyorum. Evladı, duy. Kadar güzelmiş anneciğin. Bize hep bu güzelliğini göstersin. Gülşah'ım. Bir insan çöp içinde olup bu kadar güzel gözükebilir mi? Yani konseptim müthiş. İşte söylemeye çalıştığım konu bu. Üzerindeki o pelerinin, elindeki çöp poşetin ve bununla bu şekilde gelirsin. Onu çıkarttığın andan itibaren gayet herkesin giyebileceği, herkesin dolabında olabileceği bir elbise var içinde. Ve Nihan, bence buraya en güzel haline geldin. Lütfen ben seni eğer burada kalırsan bugün, pazartesi günü de ben seni... Böyle ıslak saçlar, böyle koyu göz makyajları falan. Böyle yani çok modern ve çok hoş gözüküyorsun biliyor musun? Ben bunu derken lütfen izleyicilerimiz şaşırmasın. Yani gerçekten çok beğendiğim için söylüyorum. Şu sağ bacağını bir açar mısın? Evet. Bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? En güzel sağ bacağını boyamışsın. Kapalı olanı. Kapalı olan. Evet, indirebilirsin. Ayakkabısı da çok güzel değil mi? Neyi güzel? Ayakkabısı. Ayakkabısı İlginç çok güzel. Şekilde. Elbisesi çok güzel. Ben boyadım. Nihan. Bilse, biliyor muyum? Zaten, gerçekten Nihan. Bize bilmediğimiz bir şey söyle. Nihan. Ben boyadım diyor. Yani bilseydim böyle geleceğini ilk haftalarda sana hepsine ayrı ayrı konsept, sana tek bir konsept verirdim.
o kadar güzel gözüküyorsun ki. Yani gerçekten karşımda bir Shakira var. O klibini hatırlayın. Yıllar yıllar öncesinden. Bu yerlerde hayal ettim. Yerlerden çamurlar sular falan. Allah'ım neler neler. Çöp içindesin Nihan ve çok güzel gözüküyorsun. Öf. Evet Serdar'cığım teşekkür ederim. Nihan'cığım senin puanlarını biz not ettik. Lütfen hafta sonu tatil yapıyoruz. Pazartesi günü gelip benim saçlarıma böyle ıslak kalmasını sağlayalım. Ben bu kıvırcıkları kontrol altına alamıyorum. Çok seviyorum, harika onu. Seni tamam. Yerine alalım. Hülya! Hülya! Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ah. Teman nedir? Temam, dünyayı güzel bir yer yapmak için en önemli değerlerden biri olan nezaket. O yüzden diyorum ki önce kendimize, sonra başkalarına nazik olalım. Özellikle özür dilemeyi ve teşekkür etmeyi bilelim. Böyle bir temam var benim de bugün. Harika bir temam. Fiyatları da lütfen. Tabii ki. Ayakkabım 100 TL. Üstündekini bedavaya getirdim. Oraya taktım. Elbisem 1200 TL'ydi. Bunu 400 TL'ye indirttim. Pelerinim başka bir şeyinde, gelinlik gibi bir şeyin. Bunu da hediye aldım ben. Hanımefendinin kızı beni çok seviyormuş, destekliyormuş sağ olsun. Bunu hediye aldım. Dantelime bir 2 metre kadar sanırım ya da 1 metre aldım herhalde. Ona 50 TL verdim. Bilekliklerime 70 TL verdim. Bunlar küpeydi, yüzük yaptım. Alıp bunları silikonla. Onlara da 100 TL verdim. Temana göre tatlı görünüyorsun. Daha çok bir maskeli bir olaya katılan çok güzel bir kadın gibi görünüyorsun. Orada çok hı-hı. dikkat çekersin. Hem beyaz olduğun için hem çok güzel olduğun için. Çok güzel görünüyorsun çünkü. Teşekkür ederim. Maskeni çıkardığın zaman... Maske değil bu. Aldığım dantellerle aslında yapıştırdım ben bunu. Kesip biçip Lady Gaga'dan kopya birazcık. Yemezler canım. Maske yaptın onunla. Bu bir yani, maske. Ama maske kendim... haline getirdin. Ha, tamam, kreatif maske. Davrandın. Evet. Ve maske haline getirdin. Evet. Bravo. Ama maskeni çıkardığın zaman nikahını sen de kıyıp belindekini de çıkarıp after party'ne devam edebilirsin. Giyilebilir. Evet, giyilebilir. Ama daha cesur, daha güzel görünmeye çalışmanın dışında. Hı hı. Ben fütüristik de benim için çok avantgarde yakın bir şeydir. İkisi de sanat bağlantılıdır. Hani öyle bile gelsen evet avantgard ağır basıyor deyip senin konsept dışı demeyeceğim çünkü çok güzel bir emek var üzerinde. Anormal güzel görünüyorsun. Daha böyle bir kendinle oynayıp daha başka bir şeyler katıp öyle bir şey beklerdim. Evet. En çok ben oynadım aslında Yasemin Hanım. Saçımla, başımla, yüzümle. Bence hayır. Programın devamında bu sorunun cevabını hep beraber seninle beraber alırız. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hülya ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Avantgard mı bu? Maskeli balodaki Kontes Maria'sın. Çok şık, çok hoş. Ama... Avantgard'ın maskeyle alakasını ben şahsen düşünemiyorum. Bu maskeyi taktığın an maskeli balosun. Avantgard mısın nedir? Ben ikna et üstündeki. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle üstünde durduğum konu giyilebilir bir şeyden yola tamam, çıktım. Okay. İçimdekinden başladım. Tamam. Sonra bunu buldum görsel bir tamam. şey olsun diye. İşte yine bunlar. Bunu ben aslında Lady Gaga'nın... Aynen böyle dantelden yaptı. Tamamen avantgard bir modelinden kopyaladım. Tamam işte o Lady Gaga, sen de Lady Hülya almışsın. Ben de Kontes Gülşah. Sen de Kontes Gülşah. Lady Gaga'nın bundan haberi var mı? Vallahi biraz sonra arar söyleriz. Vallahi var. Telefonun vardı zaten sende. O da dantelden tamam, sende yaptı. Yani çok hoşsun. Şunu bir kere izah etmek istiyorum. O belindeki pelerin değil benim için de. O eteğin, elbisenin üstüne koyduğun şey çok hoş duruyor. Yani hiç çok zengin bir görüntüsü var o. Çünkü bazen o tip şeyler yapıyorlar arkadaşlarımız, çocuklarımız. Minicik minicik uyduruk uyduruk şeylerle.
çok hoş duruyor. Çok hoş duruyorsun. Maskeli balığa giden bir kontestsin benim için bugün. Konsept dışı mıyım? Hayır değilsin. Teşekkür o maskeyi ederim. Çıkardığın zaman olabilirsin. Konsept dışı değilsin. Gülşah'ım. Lady Gaga. Vallahi. Neydi Gaga? diyesi geliyor insanın. Öncelikle maskeden başlayayım. Maske yaptığınız zaman sadece gözleriniz ön plana çıkar. Neden gözünde bir lensin, bir kirpin ya da böyle ihtişamlı bir makyajın yok? Ben böyle görmek isterdim. Ve masken yani göz hizanda aşağı doğru bakıyor. Maskede daha şöyle yukarı doğru bakmasını tercih ederdim. Sana gelince, sen çok güzel bir kadınsın Hülya. Yani seni burada makyajsız da görüyorum. Bebek gibi bir yüzün var. Ama bugün bir canın sıkılmış, kendine bir yazık etmişsin. Saçın, başın, çok ciddi bir emek var bir kere üstünde. Eldiven ve üzerine küpeden yüzükler yapmışsın, tatlı. Ama şunu bilmelisiniz ki, eğer ki böyle büyük bir tek taş takılacaksa tek bir elde olur eldivenin üzerinde. Diğerinde olmaz. O incecik bu bilekliklerin hoşuma gitmedi. Orada daha kalın ve daha görkemli bir şey olmalıydı bence. Elbisenin askılarını istemezdim. Straplez olsun isterdim. En sevmediğim askı böyle bir santim kalınlığında, bir buçuk santim kalınlığında askı. Zaten biri oraya gidiyor, biri buraya gidiyor. Böyle rank diye strapless, bir çünkü senin buran çok güzel. Bunu daha çok ön plana çıkartmanı isterdim. Eldivenin üzerindeki dantellerini sevdim. Bir çorap esprisi veriyor bana, tatlı duruyor. Fakat beline taktığım bir pelerin değil, o elbisenin devam eden bir aksesuarı gibidir. Görkemli ve heybetli gösterir elbiseyi. Konseptin neydi? Nezaket. Nezaket. Ve özür dilemek dedin. Ve teşekkür etmek. Teşekkür Erdemdir. Etmek ve özür dilemek. Madem böyle güzel bir konsepttesiniz, o zaman Zeynep ve Hülya karşılıklı birbirinizden özür dileyin ki senin de konseptine uygun olsun derim ben. Ne güzel söyledin. Hiç hem de özür bekleyen hep sendin. Evet bekliyorum. Sen çünkü bu konseptin şu anda hakkını verebilirsin bence. Ben özür dilemek, özür dilemek her zaman büyük bir erdemdir. Evet. Madem böyle bir konsepttesin, sen haklı olduğunu düşündüğün için karşı taraftan özür beklerken bence ilk adımı sen atsan bence daha da büyürsün biliyor musun? İlk adımı atan her zaman daha büyür. Bunu sakın unutmayın. Bu da en büyük nezaket ve hatta madem ki bu kadar adab muaşeret kurallarının içinden gelerek böyle şahane bir konseptle geliyorsun. Konseptini çok beğendim bu arada. Bence böyle bir şey yapmalısın. Şimdi biraz gaza geldim tabii ki siz böyle söyleyince ama... Biraz daha yüksek sesle söylersen bilmiyorum. Şimdi birazcık gaza geldim siz böyle söyleyince ama... tabii ki özür dilerim. Haksız olduğum her şey için... Ben bana bakarak küçümden, özür dileme, Zeynep'e bakarak özür dile. Özür dileyen bir insanım. Her zaman Zeynep'cim haksızsam, seni alabilir miyiz podyuma? Ama önce ondan beklediğimi defalarca kez söyledim. Eminim neden ki, konseptinin hakkını vermiyorsun? Çünkü ben bu konsepti hiç onu düşünerek yapmadım. Zaten onu düşünerek yapmadım. Biz hepimiz gayet çok, iyi anladık. Evet. Farkındayız. Ama burada yarın öbür gün sizin ne kadar iyi arkadaş olacağınızı ben biliyorum. Bu filmi ilk defa görmedik biz. Merhaba Zeynep Hanım. Nasılsınız? Evet. Kim başlıyor? Çok buyurun. Fazla zamanım yok. Ev sahibi ya, konsept onun. Hülya başlasın hocam. Oh wow. Önce siz buyurun Zeynep Hanım. Bu lütfen, konuyu lütfen. Daha önce de konuşun. Fazla zamanımız aynı anda, yok. Aynı anda tamam, söyleyelim. Tamam, buna varım. 1-2-3 dedin ama aynı anda geriden gelmek tamam, yok. Hadi. 1-2-3 özür dilerim. Süpersiniz. Tamam. Zeynep şu alanı seçildi. Tamam. Bu oldu tamam. Nasıl işte bu kadar. Değdi. Neyse. Güzel. Yani öyle de demeyelim Uğurkan abi. Sonuçta bunu bile yap tutmak bu kızlara biraz zordu. Mucize. Onun için neticede tatlıya bağlanır diye bundan sonra düşünüyorum inşallah. Çünkü ikiniz de annesiniz, ikiniz de merhametlisiniz. Ben biliyorum daha önceki günlerde neler söylediğinizi de biliyorum. Birbiriniz için burada da söylediniz. Senin moralinin bozuk olduğunda Zeynep'in yanına gelip hani şunu yapması evet. Çok önemli biliyor musun? İnsanların yanında bazen dost diye bildiği insanlar tehlikeli olabiliyor. Evet. Ama bir husumeti olduğu insanlar, düşman demek istemiyorum, bir husumeti olduğu insanlar
dosttan daha kaliteli oluyor, biliyor musunuz? Evet. Onun için bu podyumda ben bunu çok gördüm. Bunlar iyi arkadaş olacaklar. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Hülya'cığım, konseptini çok beğendim. Gerçekten yaşadığımız bu günlerde en basit özür dilemek ve teşekkür etmek bizim için çok büyük bir olay oldu. Evet. Ve biri bizden özür dilerse, biri bizden bir şey rica ettikten sonra lütfen demek, rica etmek bizleri şaşırtır oldu. Çok güzel. Ben kabul etmiyorum bunu. Niye bizi şaşırtır olsun özür dilemek? Genel olarak artık hayatımızda bunları birbirimize söylemiyoruz. Çevremizdeki dostlarımızdan değil. Genel olarak. Genel olarak söyledim. Evet. Genel olarak söyledim. Bu arada ilk seni gördüğüm zaman İtalya Venedik'te maske festivali vardır sokaklarda. Bilirsin. Ve de sokaklarda hep o maskeler satılır Venedik'te. Evet. Ve dünyadan bütün insanlar o dönem oradadır ve inanılmaz şenlikli bir sokak festivalidir. Çok güzel görünüyorsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Puanlarımızı yazıyoruz. Aleyna. Gel bakalım. Aleyna nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şöyle biraz. Biraz iki dakika bekle lütfen. Efendim, elma vücut demiştik. Minik bir şekilde ondan bahsedelim. Elma vücut nasıldır? Karnımız birazcık büyük. Efendim, göğüs kısmı dolgun ve basen kısmı karınla birleşmiş şekilde olan vücut tipleridir. Çokça görülür dünyada fakat doğru giyinildiği zaman çok şık olunabilir. Nedir doğru giymek? Tamamen ilgimizi karın kısmından çekeceğiz. Üst kısmımıza, bacaklarımıza ilgiyi vermek için ona uygun kıyafetler giyeceğiz. En basiti bir V yaka giyeceğiz. V yakanın şu özelliği de var. Boynumuz biraz kısaysa boynumuzu V yaka giyeceğiniz zaman daha da uzun gösterebiliriz. Nefes alır çünkü. Evet. Şu boyun. Boyun uzar. Evet. Boyun uzatırsın. Ve bu tip vücutların bunu da giymesi gerekebilir. Bu tip vücutlara uzun kruvaze ceketler çok yakışır ve çok ince gösterir. Bu tip vücutlar böyle daracık pantolonlar yerine boru paça inen, düz inen pantolonları giymeleri her zaman faydalıdır. Gömlek elbise de çok yakışır değil gömlek mi? Gömlek elbise de çok yakışır. Ama tünikler. Gömlek yaka elbise değil, gömlek elbise. Lütfen. Gene lafı koydu. Tamamen. Yok tatlım, biz aramızda tartışıyoruz onu. Seninle ilgili değil bu, bu. Biz anlarız. Bu tamamen bizimle alakalı, evet. Bu söyleyeceklerim. Anlat temanı bakalım. Hayır hocam, benim temam, benim de gözümde bütün insanlar çiçektir. Biliyorsunuz çiçekler sevildiğini hissettiklerinde, sulandığında çiçek açarlar her zaman. Aynen öyle. Ve dünyada bu kadar negatiflikte ya da kötülükte insanların umuda ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve benim her zaman bir lafım vardır. Mutlu da olabilirim, mutsuz da olabilirim ama umutsuz ve şükürsüz asla olmam. Benim temam da bu. Çok güzel bir tema, çok başarılı bir tema. Bana diyorlar ki nedir, niye bu kadar genç kalıyorsun? Çünkü ben mutluyum. Küçücük şeylerden de mutlu olmaya çalışıyorum. Maşallah. Maşallah. Ama ya bu çok önemli bir şey çok. Çocuklar. Mutlu olmalıyız hepimiz. Çok. Yani illa her şey lüks otellerde, dört dörtlük yerlerde kalmak değil. Biz uyku tulumunu da alıp kamplara giderdik eskiden. Çünkü paramız yoktu ama orada da çok mutluyduk, çok eğleniyorduk diye düşünüyorum. Şimdi çok fazla geldi. Çiçek çok fazla üstünde. Bilerek abarttım aslında. Ama abartma. Abarttım böyle. Abartmam. O bacaklarında, o çizmelerdeki o çiçekleri sevmedim. Üstündekilere söyleyecek bir şeyim yok. Gayet güzel duruyor. Onlar fazla geldi. Hı hı. Çocuğum. Çorap mı, çizme mi o? Çorap çekmiş çorap üstüne. Yaptım. Çorap çektin, hı hı. Onun üstüne koydun. Hı hı. Onlar elinde de fazlaydı. Ya onlar olmasaydı bence, böyle gelseydin. Gayet güzel de derdim. Beni rahatsız eden onlar. Fiyatlarını alabilir miyiz çocuğum? Ayakkabım 250 TL, çorabım 20 TL. Bütün çiçeklerime toplam 470 TL verdim.
Kumaşıma 120 TL verdim yanlış hatırlamıyorsam. Ekstra bir kumaş daha almıştım kırmızı. Sonra ondan vazgeçtim. 35 TL'ye bu kumaşı aldım. Başka da bir şeyim yok zaten bu kadar. Anladım. Keşke o çoraplar olmasaydı. Keşke sadece ve sadece stiletton olsaydı. Çünkü neden? O çoraplara o çiçekleri sok. Zaten o çiçekler tarzım diye soktuğun zaman o çoraplardan çiçeklerin o plastik sapları korkunç bir şekilde görünüyor. Aynada da bunu görmüşsündür. Bu arada Nihan, Portakal Çiçeği Festivali'ne giderken geçmişte gittin ya, bu tarz portakal çiçekleriyle veya portakal yapraklarıyla birlikte, ağacı yapraklarıyla birlikte bir şey yapabilirdin. Değil mi çocuğum? Bir dahakine inşallah Okan Bey. Biliyorum, iyi yapacaksın. Evet, onu yapacaksın. Yapacaksın. Bugün bir de Shakira oldun Allah'ım tabii yarabbim. Tabii kalırsa. O da ayrı bir konu. Bugün evet. Hiç belli değil. Bugün hiç belli değil. Banu niye bakıyorsun suratıma öyle? Bakma beni. Allah'tan tül var da görmüyorum suratımı. Beni duygusallaştırma. Görmüyorsun ama Banu bana niye bakıyorsun diyorsun. Ama bakıyor. Abi senin gözlüklerinde bir iyi gösteriyor bir kötü gösteriyor. Kafası, kafası bana dönüyor. Devamlı bakıyor beni duygusallaştırma. Yani gidersen gideceksin, kalırsan kalacaksın. Bilmiyoruz çocuğum. Biraz sonra göreceğiz. Merakla bu. Az sonra hep beraber izleyeceğiz. Evet. Çok güzelsin tabii. Bu da bu arada daha bu da ayrı bir konu. Teşekkür. Bu kadar söyleyeceklerim Gülşah'ım. Sağ olun hocam. Bunun neresi giyilebilir? Çiçeğimi çıkarttığımda kurdeleyle bu elbise. Çıkart o zaman çiçeğini. Yani şimdi bantlıyım falan biraz zor. Demek ki giyilebilir bir şey değil. O çorapların, o bacağındaki çiçekler o kadar komik ki ne yaptın sen Aleyna? Sadece şahane bir yüz. Kafan da çok komik, hiç doğru yerleşmemiş. O çiçekler böyle açılmış. O çiçeği daha böyle bir yükseltmen lazımdı eğer madem bu kadar. Ben seninle olsaydım o beyaz elbiseyi sadece beyaz uzun bir elbise olarak giyer. Kafama bir tek çiçeği takardım. Ya bileğime ya omuzuma bir şey takardım. Öyle çıkardım. Çok komik gözüküyorsun. Yani neyine bakayım, neyine puan vereyim diye düşünüyorum. Final gününde hele ki senin kadar bu kadar iddialı bir yarışmacı. Daha geçen hafta kolye aldın. Bilmiyorum arkadaşlarım ne söylerler ama... Ben söyledim zaten. Ama o kadar kötü demek istemiyorum. Komik duruyorsun. Olmaz yani. Evet üzerinde çok ciddi bir emek var Aleyna'cığım. Komik yani. Koreyhan'ın bana yolladığı çiçekleri yollasaydım ben sana. Bak kurutuyorum kuliste. Koreyhan gelecek diye. Koreyhan kusura bakma kardeşim bugün perişan gelmiş yani. Hiç beğenmedim Aleyna'cığım. Olmuyor. Bugün olmaz. Sen geçen haftanın birincisisin. Bugün olmaz yani. Bunu yapmamalıydın. Bir de bu hafta bu kadar... Çok neyse. Çok farklı bir şey yapmak için böyle bir şey yaptım evet, ama galiba... Evet çok farklısın çünkü çok başka bir şey olmuşsun yani. Evet farklı oldu gerçekten. Aleyna'cığım, çiçek kız. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Fakat hemfikirim arkadaşlarımla. Lütfen çorabın içine soktuğun o çiçekleri çıkarabilir misin? Hem otururken de daha rahat edeceksin. Bak kızartmış bacaklarını. Evet. Yani o sapları oradan gözüküyor. Bari onlara iki yaprak yapıştırsaydım. Şimdi. Elinde kalsın o da güzel. Avantgard demiştik ya. Hani birazcık abartılı görüntüler. Ekstrem görüntüler. Ben senin yerinde olsam bu arada... Frida Kahlo gibisin. Evet, ben de kendimi benziyorum. Onun çok güzel ailesin şu an. Onda... Ama bir dakika, Frida başka bir case ve... Frida, başka bir şey. Yani böyle bir Frida olmaz Serdar'cığım. Yani o kafaya kafasındaki çiçek... çiçekli. Hayır, kafaya bir kere Frida böyle çiçek kullanmaz. Frida burasına koyar ve Frida başka bir konudur yani. Onun için tatlı benzetmeye çalıştım, evet. Ben anlıyorum evet, ama... Evet, evet, burada onun o... İşte her şeyi böyle patchwork hali, o empirmeleri, o yatağındaki evet, evet, evet. O aşkını bilmem nesi. Allah bir gün hepinize Frida konsepti vereceğim. Yani. Ben senin yerinde olsa, avantgardlık biraz abartı söz konusu ya, kafamdakileri çenemin üstüne değil şöyle komple çiçekle dolardım. Sadece gözlerini görürdüm. Şöyle, yani şu şöyle gelirdi.
çiçek buketinde vardır ya böyle bir ters üçgen. Bravo, bence de bak öyle. Öyle görmek isterdim. Göğsündeki çiçekler olmayacak ama. Hayır, komple. Hani... Şu suratı söylüyorsun. Hayır hayır, komple hani gelir ya şöyle. Ama şurası zaten bir çiçek buketi gibi duruyor. Tamam, çok büyük bir buket değil ama öyle duruyor. Hani onu abartırdım şöyle, gözlerime kadar getirirdim yani. Çiçekleri şöyle. Evet, evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O fikir de iyi. Komple vücudun, sadece ellerin çıkmış dışarıda. Komple bu çiçek de çalışır. Çok güzel görünüyor çünkü. Komple ayak parmaklarına kadar. Tabii ki o büyük bir hot couture olur. O büyük bir iş olurdu. Böyle bir çiçek buketine... zarif bir çiçek buketine benziyorsun. Çok güzel görünüyorsun Aleyna. Teşekkür Çok ederim. Zarif. Yani o çiçeklerde kadar güzel görünüyorsun. Daha da güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ben Çorap numarası. Ederim. Bak çiçekleri çıkarınca hoş göründü gözüme. Ama o çiçeklerle hayır. Evet, puanlarımızı yazıyoruz Serdar'ım. Yazdım. Evet, puanlarımızı notu aldık. Bu arada mini etek ve diz altı çizmeyi hiç sevmem. Mini etek ve diz üstü çizmeyi severim. Aleyna, senin yerine uğurluyoruz ve Banu'yu podyuma alıyoruz. Banu. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Ah Banu, ah. Vah vah. Konseptini alayım. Konseptim herkesin içinde bir sürü insan olabilir bazen. Bir insanın içinde bir sürü kişilik veya bir sürü insan olabilir. Bazen çok mutluyuz, bazen çok mutsuzuz. Bazen hata yaparız, bazen af bekleriz. Senin gibi yani, evet. Ben bugün içimdeki benle, yani hata yapmış benle buraya gelmek Neden istedim. Kırmızı peki? Şöyle söyleyeyim, dün çok utandım ve benim için böyle utanınca böyle kızarıklık, böyle bir kırmızı gelir bilmiyorum. O yüzden kırmızıyı tercih ettim ve geldim buraya. Bebeğini kendin mi boyadın? Kendim boyadım, ayakkabılarımı da boyadım. Hadi o zaman fiyatlarını alalım. Ayakkabılarını göster. Ayakkabım 100 Türk lirası. Kumaşlarıma 400 Türk lirası verdim. Elbisemin dikimi terziye 450 Türk lirası verdim. Bebeğim 150 TL. Ve boyama 25 TL verdim. Neden ayakkabılarını boyamakla uğraştın? Bak Zeynep bulmuş, bir tane kırmızı bir ayakkabı bulamadın mı? Bütçem çok azdı. Zeynep'e sordum hatta ne kadar aldın onu diye arkada. 400 lira mı öyle bir şey demişti sanırım. Ben de bunu 100 liraya aldım. Bebeğin konuşuyor mu? Konuşuyor basınca. Demin ben konuşurken konuştu. Ne? Seni görebiliyorum dedi. Arada bir değiştiriyor. Getir bakayım onu buraya. Mikrofonu ama şey tutun. Boyu olursunuz ellerseniz. Ne? Kurudu o, kurudu. Çok kuru sen şey, az önce Zeynep bir boyalandı çünkü. Gel bir dakika. Bir... Yaklaştı. Bir daha. Ben de acıktım. Bir daha. Bir daha. Yaklaş patlak, oynayalım mı? Oynayalım. Yakalandın Gülşah. Evet, bas. Anneciğim, nereye gittin? Ay canım yavrum diye ben. Anneciğim deyince birden Dur, sahiplendin. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Sen geç yerine. Dayanamadım. Ay bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu bebek Yasemin'e benziyor. Ben diyecektim ki saçlarına bir bakar mısın onu? Bak bir de Yasemin gibi konuşuyor bak. Ben öncüktüm. Ya sen çok komik birisin ya. Aynı bunun gibi. Yaklaş patlak, oynayalım mı? Oynayalım. Program efendim pazar günü bitecek. Ben de sürekli bununla oynayacağım bak. Aa pili bitti bebeğin. Evet çok mutluyuz şu anda. İşte buradasın dedi sana. Hayatım ben hep buradaydım. Evet teşekkürlerim. Teşekkürlerim ne demek? Teşekkür ederim. Alayım mı? Evet. Al bebeğini tatlım. Bebeğinle daha hoş gözüküyorsun. Bir şey yaptığın belli oluyor. Şimdi fiyatlarını verdin, konseptini söyledin. Bu sateni bir mat, bir düz dikmek senin fikrin miydi, terzinin fikri miydi? Şöyle aslında ben terziyle biraz sorun yaşadım. Çünkü terzi bana 2,5 metre kumaş istedi. Ben de 2,5 metre saten kumaş aldım ve ona istediğim modeli söyledim.
Ama 2,5 metreden çıkmıştı. İşte bravo, aynen. Ben iç astarına da kumaş aldım. Bir de ekstra tül almıştım. Bunu da kullanırım diye. Astar kumaşıyla birlikte en son böyle bir fikir. Evet, konuya böyle tatlı tatlı girdik. Konu sıkıntılı. Şimdi biz bir aramızda bir küçük toplantı yaptık. Ve Banu'cum, bununla alakalı sana olan yaptırımımızı ve senin maalesef ki neler beklediğini Uğurkan abi biraz sonra açıklayacak. Ama kendi aramızda küçük bir istişare daha yapmamız gerekiyor. Çok üzüldüm senin için. Ama dün söylediklerimin de arkasındayım. Kombinine geliyorum. Şu ellerini şöyle tut. Bebeğini tam ortada tut. Tamam, şu iki göğsünün arasında böyle tut bebeğini. Şöyle dursana kızım. Şöyle. Heh. Sen böyle Paris, Milano, New York, Londra. Moda haftasında çok anormal bir tasarımcının bir defilesinde sen böyle yürüyebilirsin. Nereden copy paste yaptıysan ki ben biliyorum, isim veremiyorum şu anda. Ben seni çok başarılı buldum. Ama bu seni kurtarır mı? Üzülerek söylüyorum ki bilemiyorum. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Ben de çok üzgünüm. Çünkü hiçbirimiz üzülmek istemiyoruz. Ama tabii ki belli kurallar var. O kurallara saygı duymamız gerekiyor deyip hemen yoruma geçeceğim. Gülşahçı'mın söylediği bir konu var. Hani satenle diğer kumaşı birleştirme konusu. Tasarım böyle bir şeydir. İmkansızlıklar içindeyken deneyimsel. Zaten avantgard dedik ya, deneyimlemekten zaten yola çıkılıyor. Ben de seni çok başarılı buldum. Ama çok da üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Ben de çok üzgünüm. Yasemin'ciğim. Harika görünüyorsun. Konseptin hakkını böyle deli gibi vermişsin. Kollarından uzanan o numara. Elindeki o bebek. O bebeğin rengi, saçları. İnanılmaz görünüyorsun. Yani o... Dün dedim ya, bu konsepti sunarken şov zamanı, o şov budur. Hiç güzel görünme derdine düşmedin. Oh wow. Banu. Evet. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim kızım. Cuma final günü. Sen de bugün de ne olacağın belli değil. Sonunda belli olacak. Sevgili seyircilerimiz de izleyecekler. Ama son gününde olsa sana bir tek şey söylemek istiyorum. Bugün tokat attın hepsine. Sana bu kadar söylüyorum. İşte avantgard mı? Avantgard kardeşim. Defileye mi çıkarsın? Defileye çıkarsın. Ama yani niye böyle daha evvel göstermedin bize kendini? Göreceğiz bakalım. Aferin kızım. Çok beğendim. Belki de ilk ve son en iyi konsepti. Evet, bilemiyoruz. Bitti benim yorumum. Banu'cum, seni yerine alalım. Puanı Zeynep'i verdik. Sahne alıyoruz. Podium alıyoruz. Puanlarımızı verdik. Hemen Zeynep'cim, temanı alalım lütfen. Ben bugün kadına şiddete hayır temasını kullandım. Aleyna'nın da temsil ettiği gibi bütün kadınlar bir çiçektir ve hiçbir şekilde hiçbir şiddete maruz kalmayı hak etmiyorlardır. O yüzden güçlü kadınlar için ben bugün bu temayı kullandım. Bravo sana. Şu an tüylerim diken diken oldu, söyleyebilirim. Benim de. Benim de çok önem verdiğim bir konu. Çünkü bana göre kadınlar çok değerlidir. Her zaman da hayatımızda çok büyük önemi vardır. Annemiz kadın. Evet. Daha en basiti. Var. Annemiz ya. Düşünsenize sizi bile biz doğuruyoruz. Ne güzel söylediniz. Yani, bu kadar basit bir kelime. Bir şey, bu kadar yani, basit. Muhteşem varlıklarsınız. Bu kadar kıymetli. İyi ki varsınız. İyi ki.
İyi ki varız. Evet. İyi ki varız. İyi ki varız. Buna alkışlarım. Dalen tüylerim diken diken, inanamıyorum ya. Ecemi de. Konseptin beni çok etkiledi. Birazcık bu temanı hayata geçirirken ki evresini anlatabilir misin lütfen? Dün bütün gece sabaha kadar araştırma yaptım gerçekten. Sabaha kadar araştırdım. Birçok şey vardı aklımda. Ama bunu gördükten sonra dedim ki neden olmasın? Çünkü ben de bir anneyim. Ve gerçekten bu toplumsal bir problem. Bütün dünyada var bu. Ve buna dikkat çekmek istedim. O yüzden de dedim ki ne olabilirim, ne olabilirim? Bir buket çiçek olup kadınları temsil edebilirim dedim. Ve bir buket mutluluk. Evet. Yasemin'ciğim. Öyle bir konseptle geldin ki şu anda karşıma. Çok bir şey söylemeyeceğim sana. Beğendim seni. Teşekkür ederim. Yani çok ince düşündün. Ben bütün kadınlar adına şu anda konuşma gücüm olduğu için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne haber Zeynep? Teşekkür ederim Urkan Bey, siz? Sağ ol. Kadınlar, kadınlarımız başımızın tacı ve her zaman da öyle olacaklardır. Benim lafımı da kullanmışsın. Ben her zaman röportajlarımda bile kadınlar için onlar bir çiçektir derim. Ha dikenleri de olabilir. Çiçeğin de dikenleri var. Hepimizin dikenleri var yerine göre. Ama onlar bir çiçektir. En basiti annemiz kadındır. Bizi buraya getiren, bizi dünyaya getiren canım annelerimiz kadındır. Çok güzel bir şey yapmışsın. Ama ben tabii kıyafetini biraz tenkit etmeye geliyorum şu tabii anda. Ki. Şu önündeki çiçek seni almış böyle göstermiş. Sen böyle bir defilede olsan, böyle bir tema olsa, böyle bir şey konulsa, onu tasarımcı tahmin ediyorum. Ya biraz daha aşağı yapar, ya biraz daha senin üst kısmını çok büyük göstermemesi için daha az çiçekler koyabilir diye düşünüyorum. Başka bir tek gördüğüm şey o. Başka bir şey söylemiyorum. Gülşah'ıma devredeceğim. Duygulu bir konu bu benim için. Teşekkür ederim. Yani o kadar hassas bir noktamızdan bütün ülke olarak bir kere öyle bir vurdun ki, öyle bir konseptle geldin ki diyecek bir şey bulamıyorum. Konseptin müthiş. Aferin, helal olsun. Kombinine gelince ben çiçeklerinin rengini çok sevdim. Tek bir noktada kullanmanı sevdim. Böyle şu saçları çok sevmem ama arada tatlı da gelir bana. Bazen de böyle bir yaparım atölyedeyken falan. Bir tatlı geldin ama buradaki bir fiyongun böyle bir hediye paketi gibi ayakkabının tam tonuyla uymuyor falan. Ama baktığım zaman neden olmasın ya? Halbuki bugün Aleyna ile ikinizin konsepti neredeyse aynı pişti olmuş. Konsept demeyeyim yani kombinleriniz neredeyse pişti olmuş. Ama seni sevdim. Herhalde konseptin etkiledi. Görüyorsunuz değil mi? Konsept ne kadar önemli. İşte bunun için ben burada kendimi sürekli avazım çıktığı bravo kadar bağırıyorum. Konsept, konsept diye. Bravo Zeynep'ciğim. Çocuklar, tüm kadınlarımıza alkışlıyor muyuz? Evet. Onlara gitsin. Baş taçlarımız. Zeynep'ciğim, puanlarını vermeden önce puanlarımızı... Ben de bir şey söylemek istiyorum. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Ayakkabılarım 589 TL'ydi. Ne kadar ha? 220 TL'ye aldım. Wow. Kumaşlarımı 370 TL'ye aldım. Terziye 300 TL verdim. Çiçeklerime de 300 TL verdim. Teşekkür ederim. Evet. Seni de yerine alalım. Bitti. Puanlarımızı aldık. Evet sevgili seyircilerimiz. Biraz sonra kim kolye alıyor? Kimler? Bu kimler de ağzıma dolandı. Ya da kim gidiyor? Hep beraber izleyeceğiz efendim. Bazı olaylar olmuştu sevgili Banu'muzla ilgili. Diskalifiyeye kadar gidebilir demiştik. Boş bir anımda bir yazmıştım. Ve ben buraya geleceğini asla bilmiyordum. Asla affedilemez kurallar vardır. Ve ben seni bu konuda affetmeyeceğim. Konuşamam.
İkincisi, elemeler var. Kaç kişi gidecek? Biraz sonra hepsini göreceğiz efendim. Evet sevgili seyircilerimiz, puan zamanı. İzledik, not aldık. Şimdi hep beraber kaç puan verdiğimizi sizlere de göstereceğiz. Kendilerine de göstermiş olacağız. Gördünüz avantgardı. Bizim nazarımızda anladığım kadarıyla Banu en iyi anlamış ve en iyi şekilde gelmiş. Kolye için, birincilik için Müge Hanım'ı davet ediyorum. Evet Müge. Harika görünüyorsun. Gel. Gel, müthiş bir şeyle geliyorsun bugün. Evet. Müthiş bir şeyle geliyorsun. Çok teşekkür ederim. Kendimi evet. Alamadım alkışlamaktan. Aa, en sevdiğim. Niye en sevdiğim? Ben o klips milips çocuklar bağlayamam kendimi hiçbir zaman. Size de oraya çıksam bağlayamam. Bak, tasmanız var. Evet. Ben bunun hikayesini anlatabilir miyim? Tabii ki. Muhteşem. Kolye. Şimdi Yıldız'ı ben çok seviyorum. Yıldızlı bir şey yapmak istedik. Yıldız olunca yanına ne gelmeli dedik? Gülşah Saraçoğlu'nun G'si. G yapmışlar. G var kızım, G! Neden G? Kolye senindir. Gülşah Saraçoğlu'nun G'si olarak düşündüm. Ya bu o yıldızlar size yakışır. Kolay takılması, sana bir takabilir miyim? Peki bir dakika ama bir şey söyleyeceğim. Aa, bak ne kadar kolay. Bu çok kadar kolay. Saçım ve bu ya kadar çok kolay. Kazanan kişi G ile başlamayacak muhtemelen ama Gülşah Hanım'ın kolyesini takmak bir şereftir diye düşünüyorum. Ay kesinlikle çok teşekkür ederim. Bu kadar kolay bir takılması. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu kadar bu ne kadar kıymetli olduğunu da böylelikle görmüş oldunuz. Evet. Hülya ve Küçük Hülya. Tek birinize meydan okumak isterdim ama siz artık o kadar bütünleştiniz ki ikiniz bir oldunuz, yine beni deviremediniz. Size demiştim ki ben tek kişilik dev kadroyum diye gülüp geçmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Bugün podyumda ben de size gülüp geçtim. Artık çiçeklerimle kendinizi eğlendirirsiniz. Evet sevgili seyircilerimiz. Benim için siz de üzülüyorsunuz biliyorum. En sıkıcı bölüme gelmiş bulunuyoruz. Önce Tina, seni alıyorum. Güzel kızım Yağmur. Ne hissediyorsun Yağmur? Şöyle biraz... Son zamanlarda, son birkaç gündür tahmin ediyordum hocam. Kendimi çok istediğim gibi yansıtamadım son 3 gündür diyebilirim. Çünkü burası gerçekten çok zor. İzlediğimiz gibi değil. O heyecan, o stres, alışveriş yaparken yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim? Gerçekten buna alışmam, adapte olmam biraz zaman aldı. Ve moralim çok bozuldu birkaç gündür. O yüzden kendimi hiç yansıtamadığımı düşünüyorum. Bu yüzden çok üzgünüm maalesef. Tina. Efendim? Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun burada olman? İlk defa alıyorsun değil mi patatı? Evet. Şimdi şöyle ki her zaman içimizdeki veya istediğimiz gibi gitmiyor her şey. Ve tabii ki ben de istemezdim şimdi bu durumda olduğumu. Ve her zaman da iyiyim diye bir şey yok gerçekten. En azından kendim için söylüyorum bunu. Hep mentalim en iyi seviyede değil. Ben de bazen düşebilirim. Ve burada olduğumdan çok üzgünüm. Tina. Efendim. Yerine oturuyorsun. Teşekkür. Ya sıkılacağım, sıkılacağım. Çok önemli. Kesinlikle, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Sinema çok güzeldi. Alkışlarla seni teşekkür gördüm. Ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşça bugün doğduğum oda evine veda ediyorum. Evet üzgünüm. İstediğim performansı sergileyemedim. Özellikle çarşamba günü modum bayağı bir düştü. Bu podyuma isteyerek istediğim kombine çıkamadım açıkçası. Üzgünüm. Daha iyi şeyler yapabilirdim. Kesinlikle yapabilirdim. Buraya kadarmış maceram. Sevgili seyircilerimiz, şimdi geçtiğimiz günlerde sizler de seyrettiniz hep beraber. Benim burada 4 hafta. Hocam, yanında durabilir miyiz? Hayır. Tek kalmasını istiyorum şu anda.
Ben sana söylerim, gerekeceği zaman yanında durursun. Evet, şimdi biz arkadaşlarımla birlikte bu konuyu tekrar masaya yatırıyoruz. Biz çok konuştuk bu konuyu. Hepimiz konuştuk. Yönetmenim, Emre, herkes konuştuk. Hatalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bir şeyin olması gerekirdi Bahan'ın. Ama şimdi önce Gülşah'ım, ne diyorsun? Evet, şu anda bir karar aşamasındayız. Ben dün yayında söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Yani. Dördüncü haftan ve de ilk defa bir o siyah konseptli halinle, kendini boyadığın halinle ve de bu haline muhteşem geldim. Ve de bugün jüriden hem de final günü 10'ar puan alarak 40 tam puanla konuyu kapattım. Ancak sonuna kadar söylediklerimin arkasındayım ki benim için doya doya moda evinde asla affedilemez kurallar vardır. Ve ben seni bu konuda affetmeyeceğim. Arkadaşlarım ne der bilmiyorum. Bitti mi Gülşah'ım? Affetmiyorsun, hayır diyorsun, gitsin. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Hayır mı diyoruz Gülşah? Ben burada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kural ihlali asla affedilemez benim için. Haklısın. Ben ikinci kıdemli. Şimdi yaptıkların kesinlikle dün duygusallaşmış olabilirim ama. Bir şey ayırtmadım, model istemedim ya, tamamen boş, boş bir anımda bir yazmıştım. Ve ben buraya geleceğini asla bilmiyordum. Arkadaşlarından özür diledin mi? Arkadaşlarıma karşı eğer bir hatam varsa tabii ki de özür dilerim. Şu an dilemek ister misin? İsterim. Yani şu an ne diyeceğimi bilmiyorum ama bir karar vermem lazım. Ve kalıp kalmaman konusunda, çünkü benden sonra Yasemin'cim de var. En azından gitmeden veya kalıp kalmayacağım belli olmadan arkadaşlarından özür dilemek ister misin? Bu konuyu burada gündeme getirdiğim için ve bu konu böyle bir konu açıldığı için her birinizden teker teker özür dilerim zaten. Lukta kalıp böyle hatalar yapabiliyoruz hepimiz. Ama sonuçlarına da katlanmamız gerekiyor. Bu sadece senin için değil. Diğer yarışmacı arkadaşlarımız için de geçerli bir durum. Ne diyorsun Serdar? Gitsin mi, kalsın mı? Kendini çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Şayet ki bir model bot, bir numara, numaralı bir bot ve model ayırıp gidip o botu alsaydın, senin için burada olmamalıydın ve gitmeli demeliydim. Ama gitmeni istemiyorum. Bir gitmesini isteyen, bir iki gitmesini istemeyen jüri var karşınızda. Şimdi son Yasemin'de çözülecek her şey. Yasemin'in ne diyeceğini eşit olursak tekrar oylayacağız. Gitmesin derse bakacağız ne oluyor. Yasemin'ciğim. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm böyle bir şeyle karşı karşıya olduğumuz için. Ve bugün gerçekten 40 puan aldım. Ben evet, senin kalbinde kesinlikle kötülük olmadan boş bulunup bunu yaptığını sonuna kadar hissediyorum. Kalbinde o hinlik bir şey vardır ya, o duyguyla öne geçme hırsı, arkadaşlarımı geride bırakayım da ben böyle bir numarayla hemen önden halledeyim işimi, ben bunu hissederim. Bu değildi sendeki. Bu burada çok önemli bir kural. Burada hepinize eşit durumda
hak tanıyoruz. Bunu bozamayız. Banu, gerçekten çok zor. Senin şu anki bu bakışın karşımda çok zor. Ama ben kalmanı istiyorum. Eğer böyle bir şansım varsa ben bunu böyle kullanmak istiyorum. Kalmanı istiyorum. Ve kalıyorsun o zaman. Ağlama. Tamam, sakin ol. Buradayız yanımız beraber. Yemişsin, her tarafı nasıl olmuş. Seni küçük şapşik. Mutluluk gözyaşları bunlar. Afiyet olsun. Jürimiz bugün beni affettiği için o kadar çok mutluyum ki ne kadar teşekkür etsem az. Zaten sahnede duygulanamadım ve ağladım. Ve buna çok mutlu oldum ve ben burada kaldığım sürece bir dahaki hafta bir saat de olsa elimden gelen en iyisini yapacağım ve bu kararı boşa çıkarmayacağım. Ben burada kendim en iyi şekilde bir dahaki hafta gösterebileceğime inanıyorum. Ve burada kalıyorsun. Ama lütfen bundan sonra konuşmalarına, hareketlerine daha kendin olarak devam etmeni rica ediyorum. Sen ol, sen daha güzelsin. Sen daha hoşsun, sen daha iyisin. Ama bir yaptırımımız var. Tabii. O kalmayacak. Nedir bu yaptırımımız? Bir hafta boyunca bir saatte alışveriş yapacaksın. Yaptırımız o. Ha, para kesilir mi hesabından? Onu ben bilmiyorum. Yapım şirketim, yönetmenlerim, yönetmenim o karar verecek. Şu anda bildiğim alışverişini bir hafta, bir saat içinde tamamlamak zorundasın. Gel bana! Bu kadarı da olsun artık. Bu... Hadi bakalım. Dikkat et. Tamam güzel kız. Hadi. Hadi. Bana modacı nimet derler. Bugüne kadar almışlar ama bundan sonra o kolye bende. Abi iki sen ama. Biliyor musun ağlayacağım ben. Sen bağlı mısın, kendine gel. Ne oldu? Yoksa Zeynep kolyeyi aldıktan sonra demoralize mi oldun? Rütbe ise şu an en yükseği bende. Bol yıldızlı rütbe bende. Seni hiç ciddiye almıyorum. Seni rakip olarak bile görmüyorum. Dünya, insanın gözünde bir damla yaş olur ağlarken. Üzerimdeki yine bir fıstığımsı bir şey. Ay inanamıyorum ya. Gerçekten kafamı şimdi anneye vuracağım. Ay dünya gelmiş. Keşke küpelerine bir renk atsaydın be çocuğum. Aleyna'cığım. Çok merak ediyorum. Aleyna'cığım mı? Hoppa la. Ne oluyor bunu, ben anlamadım. Evet, Aleyna ile doya doya modaya hoş geldin. Bir düşüksün, her zamanki Aleyna değildin bugün. Ne var kızım, ne oldu? Çok özür dilerim. Eyvah. Aa. Ne oldu? Arkadaşının babası çok kötü, çok hasta. Babasını kaybetti dün gece. Kaybetti. Aa. Bugün de bitti. Güldük, ağladık. Ama Agart'ı ne hale getirmişler onu da gördük. Hep beraber. Biz gidelim. Siz de artık akşam yemeği için hazırlanın diyorum.